futbol zamanından iyi akşamlar diliyorum ekip arkadaşlara. Masan Topaloğlu ve Kaya Miroğlu ile birlikte her cumartesi olduğu gibi bu stüdyolardayız. Aksa Liglerinde ikinci devre heyecanı bugün başladı. Yaklaşık bir aylık bir sürenin ardından futbol liglerinde Süper Lig ve Birinci Lig'de karşılaşmalar bugün itibariyle başladı. Süper Lig'de 4 karşılaşma oynandı gün adına. Cihangir 1, Doğan Türk Birliği 2, Bafülkü Yurdu 0, Küçük Kaymaklı 0, Meyrit Alsancak Yeşilova 2, Yeni Cami 2 ve Göçmenköy 1, Girne Alkevi 1 şeklinde tamamlandı 4 karşılaşma. Bu karşılaşmaların özet görüntülerini, tartışmalı pozisyonlarını hep birlikte değerlendireceğiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu stüdyolarında yarının da maçları var. Onlara da değineceğiz. Öncelikle ekip arkadaşlarıma hoş geldin demek istiyorum. Hasan Topaloğlu, Kaya Miroğlu hoş geldiniz. Merhaba Necmi. Merhaba Kaya. Merhaba. Uzun bir sakatlık döneminden sonra Necmi'nin tedavileri hazırlandı ve ikinci devreye fırtına gibi girdi. Fırtına gibi girdi. Gerçekten ben kendi adıma mutluyum. Onu tekrar görmek, beraber olmak. Özellikle 3 arkadaş olarak, ekip arkadaşı olarak bugün futbol zamanı cumartesinde beraber olmamız ayrıca güzel. Bayağı da bir konular var. Transferler var. Tabii ki sen devamlı takip ediyordun, konuşuyorduk da bunu. Ama lig gerçekten zorlu başladı sanki. Zaten zorluydu. Zorlu da devam edecek diye düşünüyorum ben. Az sonra tabii ki yorumlara geçeceğiz. Necmi'nin soruları da olacak ama havaların özellikle bu kadar şiddetli yağmur ve soğuk olması tabii ki hem futbolu hem futbolcularımızı da etkiliyor, bu açık net. Geçen yılda kış yaşadık ama böyle bir kış sanırım son yıllarda pek olmadıydı. Sıfırı bulduk Hasan Topaloğlu, ki bugün de gerçekten ben Mor Menekşe'deydim gerçi ama Mesarya gerçekten soğuktu. Güneş varken herhangi bir sıkıntı olmadı ama özellikle kapandıktan sonra, ki radyoda Ahmet Ogan'ı da dinliyordum zaten, Cihangir Doğan Türk Birliği maçını, o da aynı şekilde. Ben Görneş'te dondum, yani donmaya az kaldıydı. Tabii sen dağın yanında olduğun için. Donmaya az kaldıydı. Yapacak bir şey yok, hayat şartları da bu. Berikat versin, spor politikamız yıllardır çok iyi çalışıyor. Altyapılarımız çok iyi, sahalarımız dört dörtlük. O yüzden güzel zeminlerde futbolcularımız da iyi bir şekilde oynuyorlar. Evet, yani hocam formuna girdin programı, her zaman olduğu gibi. Güzel bir program geçecek sanıyorum. Evet, tabii ki özellikle zeminler konusu, sentetik zemin, Karaoğlanoğlu. Ben biraz özetleri izledim, maçın görüntüleri yani, gerçekten yani bakın, çok kötü. Şimdi çim sahanın, ülkemizdeki çim sahaların eleştirdiğimiz oluyor. Gayet doğal da diyoruz, yağmurlardan sonra maalesef altyapısı olmayan bir saha yaparsanız olur. Evet. Ya, sentetik saha nasıl olur, ben onu anladım ya. Yani drenaj sisteminin çok iyi olması gereken bir... Hepsi bunların FIFA onayı almadı mı? Gelirler topları sektirirler, ellerinde şov yapıp FIFA onayı vermediler mi bu sentetik zeminlere? 1 trilyon, 1,5 trilyon verdik biz o sahaya. Evet. Bizim cebimizden çıktı bu paralar. Nasıl su tutar o saha? Çok enteresan. Yani o da enteresan ben değil. Ben de maçtaydım bugün. Enteresan değil Kaya. Enteresan değil. Kimin eli kimin cebinde hiç belli değil kısacası. Kim nereden neyi götürüyor hiç belli değil. Ha böyle bu sahalarda veriyoruz paraları ama nere verdiğimiz belli değil. Maalesef. Günü geldiğinde de işte böyle ortaya bütün foyalar çıkıyor. Yazık. Yani bırak çim sahayı geçtim. Sentetik sahanın bu hale gelmesi KKTC tarihinde zannederim bir ilktir. İlk kez böyle bir zemin gördüm zaten ben de. Yani bir ara Akova'da da olduydu öyle bir şey. Kauçuklarda hep ortaya çıktıydı. Ama bu kadar değil. Mesela Can Bulat Stadı'nı çok izledim yağmurda. Yani bu şekilde olmadı hiç. Olmaması gerekir zaten. Yani. Ya bizim ülkeye de acaba yanlış bir uygulama uygulandığı kesin, doğru, sentetik. Doğru, bizim ülkede. Konusunda. Acapulco çünkü Hindistan'dadır. Kaplıca şeydedir Yunanistan'da. Bunlar bizim ülkede değil. Ama bunlarda hamma humma yok Kaya. Hamma humma yok Necmi, anladın? Sentetik üzerinden konuşursak ben, hocam. Ben her şeyden söyleyeyim. Sentetiğin de altyapısı, drenajı %90 tabii, aynı. İkisinde de olmaz. Çimin de aynı. Evet. Ve ben Acapulco'da bir hafta kamp yaptım. Oradaki görevli Özer Bey müdür, onunla da sohbet ettik. Kaç metre kum var sahanın altında biliyor musunuz? 6 metre. Çimin altında 6 metre kum var. Suyu çeken. Evet. Temeli gece yapmış. Sabaha kadar yağmur yağdı. Göz gözü görmezdi. Futbolcular yazar antrenman iptal olacak mı? Taş yağsaydım antrenman var. Bak, aynen bu şekil. Zemin tamam çünkü. Sahaya gittik bir bakarık saha sanki de yağmur yağmadı. Evet. Bu bizim ülkemizde değil mi? Evet.
konu açılmışken ki maçlarda hazırlanıyor gelecek. Kaplıca'da bir hazırlık maçına gittik. Sırf o sahada hazırlık maçı oynayayım mı göreyim diye gittim o tesisi. Ki Necmi de o gün oraya geldi. İlk maçtı orada. Sahanın ilk maçı. O da bir ilk tarihe de geçtik o yönden de. O da hoşuma gitti. Ama ben buradan Metin Genç'i kutluyorum. Bir kişi, bak bir kişi yalnız başına, yanında var ya da yok, yardım eden var ya da yok, yönetimi var ya da yok. Var ama kendisi bayağı bir bilemiyorum yüklendi. O kadarı. Ama evet. Helal olsun diyorum. Tek kelimeyle helal olsun. bugün, yarın yağmur yağsın, pazartesi gidin maç oynayın. Evet. Muhteşem bir zemin, halı gibi bir zemin. Bak utanırsın, ayakkabı çamurlu sahaya basasın. Bu kadar muhteşem. Evet. Ve bu takım Beteme 2 takımı. Bu takım yapabiliyorsa bunu, bizim diğer sahalarımız neden yapılamıyor? Mesarya kendi emekleriyle yapabiliyorsa neden 20 Temmuz ve ülkemizin ayakta alkışlanacak tek ismi Mete Adanır'a verdiğimiz bir sahanın adını verdiğimiz bir sahanın zemini bu hafta Doğu Adingirne'de maç yoktur. Haftaya hadi gelin bakalım. Yarın var Türk Hoca'nın. Haftaya üçü, ikisi birden orada. Bugün Caner Hoca aynı şeyi söyledi radyoda. Ne yapacaklar? Evet. Su kayağı mı isten, patinaj mı isten? Olamaz böyle bir rezillik yani. Ama çünkü bitti, suyu çekmez artık saha. Ve yıllardır bu böyle. O yüzden bu Acapulco'yu yapanları, Kaplıca'yı yapanları, Mesarya'yı yapanları, Boğaziçi'ni yapanları gerçekten ayakta kutlamak lazım. Ve bundan sonra yapacak olanları da... İskele'de hocam. İskele'de. Bunlara, görmedim daha tam emin değilim. Bunlara örnek olması lazım. Bunlardan ders alması lazım. Bunlardan bilgi alması lazım. Ki ben Metin Genç Başkan'la sohbet ettim. Ben dedi bazı yerlerden bilgi alarak bu sahayı yaptım. Gerçekten helal olsun. Güzel bir tesis. Tanışsınlar hocam. Yani bu ayıp eksikleri şey değil. Var. Daha da tamamlayacak. Destek bekliyor. Hükümetten bir kuruş almamış. Oraya muhteşem bir tesis çıkarmış. Yeri gelmişken onu kutluyorum. Yeri gelmişken Acapulco'yu kutluyorum. Bu ülkede belki futbol turizmi yok. Ama futbol turizmine meyil vermiş bir işletme var. Ki zaten karşılığını da almaya başladı. Şimdi bakın, bütün oteller ağlıyor. Turist yok, o yok, bu yok. Kişi başı 500. Kişi başı 500. 10 takım gitti. Devre arasında Acapulco'ya. Evet. Kişi başı 500. 30 kişilik kafile her takım. Rahat. 30 kişi. Yöneticisi, top toplayıcısı, malzemecisi, masörü. Ortalama 30. 30 kişi. Günlüğü 15.000 TL. 3 gece kaldınız 50.000 TL. 3 geceden aşağı kamp yapan yok. 50.000 TL çarp 10 takım 500.000 TL. Ocak 5, Ocak 19. Ölü sezon. 14 genelde. Günde 500.000 TL'lik içeri kaynak koydu Acapulco. Evet. Kurtarır mı? O ayrı bir şey. Ama o saha orada olmasa o 500'ü de koyamayacak. Aynen öyle. Evet. Niye o bir oteller yapmıyor? Çünkü kumardan daha fazla kazanıyor. Bu tarafa gerek yok. Çünkü teşvik eden yok. Destekleyen yok. Yönlendiren yok. Yönlendiren yok. Evet. Mecbur eden yok. Evet. Anladın? Kumarhane izni veriyorum. Kumarhane izni veriyorum. Saha yaparsan kumarhane izni de veririm. Alanları var Hasan Topaloğlu. Yani yerleri de var. Bak, yapılırken otel. Kaya mecbur. Alan var. Mecbur diye. Edeceksin. Saha yap gel kumarhane izni de vereyim. Örnek. Her sene yenileme yapıyorlar. Bet ofisleri ve kumarhaneler yenileme yapar. Yasal yıllık yenilemesi var ve ödediği çok büyük bir rakamlar var. Evet. İki sene içerisinde, üç sene içerisinde örnek büyük otellerin saha yapmadığın takdirde bedelin iki katı olacaktır. Saha yaparsan aynı ücretten ödeyeceksindir. Mesela. Bak mesela diyorum. Yönlendireceksin. Kim geldi be Kaya şu anda KKTC'ye? Şu an KKTC'ye kim var biliyor musun? Paris Saint Germain. Evet. Güney kuduruyor. Uzun yıllardır da yani bayağı bir süredir Türkiye'de çok ciddi bir çalışma yapıyor. Paris Saint-Germain yani Neymar, Neymar değil gelen, Ronaldo, Ronaldo değil. Hayır. Ama Paris Saint-Germain KKTC'de resmi. Yani o isim yetiyor. Evet. Aynen öyle. Cihangir'in futbolcusu, Yeni Cami'nin futbolcusu ben Paris Saint-Germain'den maça çıktım diyecek. Tabii ki. Belki de oradaki bir çocuk 10 sene sonra bir yeni Neymar olacak. Karşısında da bizim Cihangir'le Abdurrahman burada bataklığın içinde oynamaya devam edecek. Biz bu geleceğimize
yatırım yapmak zorundayız. Bu 15 maçları başlıyor. Bu zeminlerde oynanacak çoğunlukla. Örnek bak, yönetmen arkadaşımız Ebru eleştiriyor yabancı kattı. Kökten kaldırsınlar Kaya. Bir sezon. Bak kökten kaldırsın. Galanları da gördük. En az bir sezon zaten onu konuşacağız. Galanları da gördük. Biz bunlara destek vermeye çalışan spor yazarlarıyız. Bizim için onlar da insan. Bizim için onlar da bizim evladımız. Ama yaptıkları bu ahlaksızlıkları gördükten sonra ben kusura bakmayın. Burada yabancıya gerek yok, benim çocuğum oynasın. Ama benim çocuklarım da, benim futbolcum da yabancı gitti diye piyasayı iki katına çıkarmayacak. En büyük sıkıntımız o. Evet, yani o... Ebe Joseph seni kapının önüne koydu Cihangir. Seni aldı, transferin son günü vazgeçti senden de ve başka bir oyuncu aldı, kapının önüne koydu seni Ebe Joseph. Hatırlar mısınız? Evet. Abdullah Uluçan, geleceğin dedi Göçmenköy'de yatacaksın kalkacaksın. Yemen, içmen, her şeyin benden. Oynarmışın gibi de maaşını devam edeceğim. Oynamadım, sana vereyim. Hayatını evet. Devam ettirdi. Yarı dönem bu şekilde ödedi. Ve seni meseleye alacak, oynayacak. Bir tane gol atmayacaksın, forvet adam. 1500 dolar, 1000 dolar ayda alacaksın. Yani 15-20 milyar ayda alacaksın. Benim futbolcum da 2000-3000 TL'yi zor alacak. Devre arası ocak alacak seni. Kısır döngünün içinde pandemi var, yabancı getiremiyor. Mecbur sana kaldı. Evet. Seni alacak. Çağıracak, geleceğin imza atacaksın. Oh, sana da aldı. 1000 dolar peşinat, altına kiralık araba, villa, klimalı, okey, aldı paracığı da verin pasaportumu dedi, gideyim yatırayım parayı, aileme yollayayım. Da bineceksin, uçağa da kaçacaksın. Olmaz. Bunun neresi insanlık, bunun neresi kişilik, bunun neresi futbolculuk? Bu olmaz. Ebe sen burada sokakta kaldın ve sana bu sahip çıktı, bu camiye sahip çıktı sana. Bu kakateci halkı, bu gençlik ya da bu futbol içerisindeki Abdullah Uluç. İnsan biraz utanır yani. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamış olması veya FIFA üyeliğimiz olmaması. O zaman kaldıracaksın Kaya. Tamam. Yabancıyı kaldıracaksın, kendi çocuklarımızdan yürüyeceğiz. Çözüm gerekirse bu olması gerekir. Kesinlikle. Ben katılıyorum sana bu konuda. Ya da üçüncü ülkeyi kaldıracaksın, teceliği getireceksin. Olur, bak, onda sıkıntı bizim yok. Bizim insanımız teceliğe de kural koyacaksın. Türkiye Futbol Federasyonu'yla gideceksin, protokol yapacaksın. Evet. Buradaki aynen. Futbolcu Türkiye'ye döndü, hiçbir takımda oynayamaz. Çünkü onda da var. Gelip burada oynayıp 6. hafta Düzkaya'ya bırakıp giden 3 tane teceli vardı. Ya FIFA üyesi değiliz. Bir tane kaçan vardı, 2 tane kaçan evet. Vardı, yarım bırakanlar vardı. Bağlayıcı bir şeyimiz yok işte, onu var. Söylemeye çalışıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na protokol yaparsın. Tamam. Buraya gelip imza atıp bu sezon oynayacak futbolcu 3. hafta 5. hafta kaçtı gidip ne bölgesellikte ne 3. ne oynayamayacak. Oynayamayacak. Evet. O zaman buradaki teceli kaçamayacak. Buradaki teceli gidemeyecek. Madem illeki yabancı isterseniz teceliye dönelim. Bu kadar net. Hem bu dolarlar da havaya uçmaz. En azından kusura bakmayın ağır da kaçabilir ama bana göre ahlaksızlık, kişiliksizliktir yaptıkları. Bu gibi insanlara da gitmez. Evet. 5000 dolar ödedi Cihangir. 5000 dolar devre arasında geldi. Ben dedi isim vermiyorum. Bak isim vermiyorum. Çünkü bazı kelimeler ağır kaçıyor. Mahkemelik davalıkta olmayalım ansızın. Ailemi gidip göreceğim dedi. Pasaportumu verin dedi. Verdiler. Gitti 5 gün gördü ailesini geldi. Antrenmanlara çıktı, peşinatı geldi. 5000 dolar peşinat bugün 75.000 TL'dir Kaya. 75.000 TL'yi Cihangir bulsun, 10 takla atar, 20 takla atar, 3 yazık, ay 5 ay. Yazık, günah gerçekten. Ve sen alacaksın 5000 doları, verin bana pasaportumu diyeceksin. Alacaksın pasaportu, gideceksin, parayı yatıracaksın. Ertesi gün de uçağa bineceksin, bütün eşyalarını toplayıp bir tane yağmurluk bırakacaksın odada. Daha gideceksin İstanbul'a, takım arayacaksın, telefonlara bakmayacaksın, mesajlara bakmayacaksın. Bugün Osman Dinler'in programında konuşuldu bu konu. Ahmet Ogan da katılmıştı zaten yorum için. Osman Dinler başkanla konuştuğunu söyledi. Ve başkanın söylediği şu. İnternet üzerinden ulaşmaya çalıştık kendisine. Hiç ulaştık. Hiçbir türlü ulaşılmadı. Ulaştık diyor başkan ama en çok sağlıklı konuşamadık. İşte ülkesinde ailesi ile ilgili bir problemi hep var. Aynı filmle. Evet, yani onu söylediği o ailesiyle, şekilde. Ailesiyle ilgili ülkesinde problemler varsa İstanbul'da işine. İşte onu orasını bilemiyorum artık. İstanbul'da işine. O problem. Elçilik tarafından şu anda polis raporuyla tutuklanacak bu kişi. Evet. Orasını artık göreceğiz bakalım. Ya kısacası, kısacası bak. Gelme ihtimali olduğu söyleniyor. Maaşı ortalama 2000 dolar.
2000 dolar bugün 26 bin, 30 bin TL arası. 10 ayda 300 bin TL. Bak 10 ayda 300 bin TL. 5 bin dolar sezon başı peşinat. 5 bin dolar da devre arası peşinat. 150 bin TL de bu. 450 bin. 450 bin TL. 450 bin TL'ye Cihangir yeni bir tesis kazandırır mı? Tabii ki. Cihangir dükkan yapar mı? Tabii ki. Cihangir kapalı bir halı saha yapar mı? Birçok şey yapar. Çok şey yapabilir. Cihangir ya da Ocak ya da Kaymaklı ya da bilmem ne. Vazgeçelim abi. Gerçekten vazgeçelim. FIFA'da ilk yok. UEFA'da ilk yok. Türkiye'de ilk yok. Hiçbir yerde değildik. Yani Pato'yla, Pate'yla, Mehmet'le, Ahmet'le şampiyon olacağımıza Kaya'yla, Necmi'yle olalım. Kalite konusu sürekli konuşuldu. Ya neyin kalitesi? Tamam doğru. 3 yabancıyla geçen evet. yıl işte Peter'ler, iyi kaliteli futbolcu Peter Emiler, John'larla evet. çok kaliteli, zevkli maçlar izledik. Sonuç? Bak izledik. Ben razıyım. Mücadele izleyin. Kalite, o kaliteyi izlemeyin. Bak ben razıyım. Ama bu para altyapıma gitsin, tesisime gitsin, çocuklarıma gitsin, gençliğime gitsin. Ben razıyım. Galatasaray trilyon harcadı da neyi izledik şimdi? Neyi izledik yani? Bak en basit örneği. Sezon başı konuşuldu zaten o konu. UEFA'da ilk son 16'ya kaldı. Kupaya gider. Ligde de birinci lige gider. Taraftarlar özellikle biraz tepkili. Tepkili demeyelim de eleştiri anlamında konuşuyorlardı ki biz rast geldik birkaç kez maç sonrasında. Tam verelim böyle paraları katsınlar. Yok işte onu söyleyeceğim. Yani kalite aramamamız gerekiyor. Biz gençlerimize daha fazla önem verme zorundayız. Çünkü bu paralar boşa gidecek. Yani kalite aramayalım diyorsunuz. Joseph'ten 10 tane daha kaliteli isim sayayım ben sana bu ülke gençliğinde. Var. Var. Joseph'ten 10 tane daha kaliteli. İzliyoruz da zaten. Sayayım yani. Çok. Var. İzliyoruz. Olacak ha, da. Daha da olacak. Kalite katanlar Luka'dır, Keita'dır. Vardır ya. Vardır. Ama olmasın. Olmasın yani. Onları izleyeceğime Güvenç'i izleyeyim. Onları izleyeceğime Aslı'nı yani, izleyeyim. Zaten aslında takımlardaki hocaların da kararı aslında. Yani mecburiyet yok zaten yabancı oyuncu. Ha, yok öyle bir şey. Bu defa adaletsizlik olur Necmi. Mesela Girne Alkevi. O mecburiyetten o kendi güçlülme kararı aldı. O onu seçti. Yani o keyfinden yapmadı burada onu. Burada federasyon devreye girecek. Yani, Türkiye ile dediğiniz gibi bir statüde anlaşması karar, olacak. Karar verilirse ki yabancı vardır. Bunu sen kulüplere bırakamazsın. Bu defa dengesizlik olur. Hayır, bugün, yok yani mecburiyet yok demek istedim. Ama bir yarışa giriyorsan herkes hocasıyla birlikte onu istiyor. Sezon başı yabancısız lige başlayan var mı? Yoktur. Yok. Ha, bunu Altınordu Türkiye'de yaptı. Ya bir örneği var ama Türkiye'de. Yaptı. Evet. Yapmadı değil ama burada yok. Doğru da değil. Kural buysa budur. Kural kalkacaksa ben diyorum ki 3'ü 1'e düşürdük. Onun da tadına baktık. Gördük ha şu anda. Gördük. Peki bunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yeteri kadar değerlendirebilecek mi bu sezon için? Mesela bir analiz yapıp sezon sonunda yabancı konusunu masaya yatırıp radikal karar alabilecek mi Hasan Topaloğlu? Şimdi bak. Yani başkanın da düşünceleri o yönde diye. Federasyonun karar mekanizmasının çalışmasının ana noktası zaten kulüpler. Sertoğlu'yla kulüplerin arası da çok iyi. Birlikte karar alacaklar. Ama işte kulüpler birliği bu gibi olaylarda devrede olması lazım. Yani kulüpler birliğinin adı değil. Futbolcular Derneği'nin adı olduğu gibi değil yani. Kulüpler birliği lig statüsüyle ilgili, işte yabancı ile ilgili, altyapılarla ilgili, evet, tesislerle evet, ilgili konuşması, masaya vurması gerekiyor. Sen daha aylardır, önce söylemiştin bunu. Evet. Aylardır bu sahalarda basın tribünü yok. Aylardır bu sahalara bir çivi çakılmamış. Kulüpler Birliği'nin bir isyanını, bir açıklamasını, bir şeyini gördün mü? Hayır. Bir gün aldılar Fuat Tek'i gittiler Mesarya'da tur attılar. Oradan Aytaş, geçtiler fırın kebabı yediler de geldiler. Aytaş Başkan bana ne yani? Onu yaptı bana sadece. Bana bir çivi çaktırdığınızı bana gösterdiniz yok, mi? Bir şey yapmadım. Bana demeyin hükümette o yoktu, bu yoktu, şu yoktu. Hayır. 6 aydır bu hükümette hiç kimse yok yani. Yok. Olmaz. Yani Ersan Başkan geldi 3 günde Atatürk Stadı'nın skorbordunu değiştirdi, çalıştırdı. Demek ki isteyince bir şeyler en azından ufak tefek de bir şeyler olsa yapılabiliyor. Kulüplerin bir baskı unsuru olması gerektiğini sen özellikle daha önce de vurgulamıştın zaten. Bu ülkede olması gereken. Zaten bu ülkede bir şeyleri istersek Spor Bakanlığı da kurulur. Sahalar da yapılır. Basın tribünleri de yapılır. Bunlar kimin isteğiyle olur? Kulüplerin. Tabii ki. Bu ülkenin şu anda
siyasetinden daha büyük noktaya gelmiş bir spor camiası var. Ve bir kısmı da futbol. Bir ayaklansın bakayım futbol kulüpleri, futbolcularıyla birlikte, altyapısıyla birlikte. Bir isyan etsin bakalım, spor bakanlığı kurulur mu, kurulmaz mı? Bu yeni dönemde onu izleyeceğiz. Olmayacak. Bilmiyoruz. Olmayacak çünkü konuşan yok. İki defa çıktık söyledik, gene çekildik. Yok yani. Bir söylemeye devam edelim. Söylerik. Kaya söylemek evet. Diye bir şey yok yani. Evet. Konular derin. Yok bunlar çok konuşulması, güzel, çok konuşulması konular. Gereken de konulardı. Kesinlikle. Necmi yani girdik Metin Genç'ten Acapulco'ya teşekkür ederek yapılması gerekenler evet. Ve yaşananları yani az sonra konuşacaktık kaçan yabancıları, oyun çekenleri ama açılmış iken buradan girmiş olduk. Güzel oldu. Benim adıma yani ahlaksızlıktır. Ben bu kadar net söylerim. Ben Cihangir'in başkanı, hoca senin yerinde olmak istemem. Başkanı verdiği paraya mı, hocası grup bir aydır hazırladığı takımının doğum maçına çıkmadan önce yaşadığı şoku ve yani bugünkü mağlubiyeti mi? Çok büyük bir ayıp gerçekten. Ve Cihangir'in de hamle şansı kalmadı son evet. Hafta. Hamle şansı yabancı yönünden. Evet. Ocak'ta da aynı. Aynı şekilde. İsmail Kone, Osita geri döndüler. Evet. Yani kaçıp hepsi de kaçmadı sonuçta. Bir de o var. İşin o tarafı da var. Yani bakın bitirdiler işlerini neyse artık. O sitada İsmail ki Bafülkürdü ve Binatlı'dan bahsediyoruz. Ya şimdi hepsi aynıdır diyemem. Ya da acaba bunlar da gidip denendi de bulamadı da geldi mi? O kadar nasıl bilelim yani? Yani bir de o tarafı var bu işlerin. Ha yok gerçekten sağlıklı ailesiydi başka bir şeydi ya da gezmeye gitti İstanbul'a da geldi onu da bilemem. Ama belki de denenip de beğenmediler de geldiler de olabilir yani. Ama bu ilk değil yani Kaya. Evet. Bu şekilde devam ederse son da olmayacak. Bu ilk değil yani. Evet. Ama az önce küçük bir hesap yaptım sana. Doların iki katına çıktığı bir dönemde konuşuyoruz bunu. Eskiden ve dolar ödeniyorlar zaten. Eskiden 1000 dolar alırdı futbolcular, yabancı futbolcular. 800 dolar, 1000 dolar. Aylık. Evet. 2010, 2011 falan filan neyse. Ya da 2015'e kadar gel yani. Ortalama 3500-4000 TL'ye gelirdi. Bizim futbolcumuz da 1500-2000 TL alırdı. Aynen, arada kat. Uçurum yoktu. Bak arada çok uçurum yoktu. Dövizin yükselmesi. Şu anda bir futbolcu en basiti 1000 dolardan aşağı oynamıyor. En basit. 1000 dolar bugün 13.500 TL. Evet. Benim futbolcum da alıyor 2500 TL. Çok ciddi bir uçurum var doğrudur. Anladın mı farkı? Evet. Bu defa o futbolcu sahada yürürse de benim futbolcum suçlanır. Benim Burak'ım, benim Yusuf'um, benim Ahmet'im suçlanır. Kim bunun hesabını sorabilir? Hangi futbolcuya sorabilin? Aa, binde aldı eşyaları gitti. Evet. İnşallah son olur diyelim. Olmaz. Ben inanmıyorum son olacağına. Olmaz. Çünkü ama. Az önce Kayan'ın da söylediği gibi tanınmamışlık, ceza veremen, ambargo. O zaman federasyon ona göre bir planlama yapacak. O yüzden kaldıracaksın. Aynen öyle. Türkiye ile aran ilişkin şu anda iyi. Protokol. Bir protokol yapacaksın. Aynen. Buraya gelip oynayacak futbolcu imzayı attığında Düzkaya'ya, Çetinkaya'ya, Gaymaklı'ya bilecek ki ben buradan 3. hafta kaçarsam sezon sonuna kadar boştayım. Aynı şekilde bizim Hasan Ebrem'imizde. Bal Ligi'ne imza attığında burada gelip kesinlikle. İstediği zaman gelip burada kesinlikle. Oynayamayacak. Kesinlikle. Aynen. Evet. Canı çekti bindi uçağa ben Bal Ligi'ne gidiyorum. Hop 3 hafta sonra geri gelir. O biri gider hop 5. hafta geri gelir. Böyle bir film yok yani. Böyle bir film yok. Gideceksen sezon başı bin uçağına git. Oynayacaksan da buyur oyna. Biz gençlerimizin gidip oynamasından yanayız. Öne açılsın isteriz. Ama takımını bu şekilde ortada bırakarak da değil. Evet. Ehli behli spor amaç gitti. Oynasan ne olacak? Ehli behli sporda oynamasan ne olacak? Ya Allah'asınız ya Kaya. Yani bir yerlere de gittiysen değilsin yani. Bu takım sana bel bağlamış. Transferde transfer belki, yapmadı. Ha, transferde sana güvenerek önem veriyor, tabii. Hareket etmiş. Evet. Yani ben bazen gençlerin de ne yapmaya çalıştığını çok anlamış değilim. Yeni cami gibi bir camiada, büyük bir camiada giriyorsun, golleri atıyorsun, forma almışsın, sana güvenmiş, senin oradasın diye transferde başka oyunculara izin vermiş, oraya transfer yapmamış. Hop, 3 gün kala, 5 gün kala açıyorsun, ben Bal Ligi'ne gideceğim. Aldığın para ne? Buradaki paranın belki de aynısı ya da biraz daha fazlası. Söylüyorlar, 3'te 1'ini ancak alıyorsun ya da almıyorsun. Oynadığın lig buradaki BTM 2, oyun stili buradaki Süper Lig, pas, başka bir şey yok. Gidebileceğin bir adım ilerisi yok. Gideceksen Ahmet Sivri gibi git
profesyonel. Türkiye ikinci lige, git Türkiye üçüncü lige. Evet. Ahmet Sivri'de bir patlama var mı yok? Geriye mi gider? Bence duraksama döneminde. Yani o da bir o tutmadıysa o takım değişecek. Kenan bu yollardan geçmedi mi zannıyorsun? Evet. Aynen. Nerelerden geçti? Aynen öyle. Ama doğru adımlar yıllardır, 10 yıldır Türkiye Ligi'nde KKTC'yi bir güzel şekilde temsil ediyor. Evet, aynen. Ama bana bu Bal Ligi'ni, takımını bırakıp da gitme, hele de oynayan futbolcular, yazık, günah. Evet. Hızlanmamız lazım. 4 maçımız var. Geldi maçlarımız. 4 karşılaşmamız var. Hepsini göreceğiz, izleyeceğiz, yorumlayacağız. İlk maçımız Bafül Kürdü Küçük Kaymaklı arasında izleyeceğiz. 0-0'lık bir eşitlik. Ligin ilk maçında Rusola'daki maç yine 0-0 bitmişti. Bugün Güzel Yurt Üner Berkalp Stadında da aynı skor çıktı. 0-0'lık beraberlik, hep birlikte izliyoruz. Aksa Süper Lig'in 16. haftasında Bafül Kürdü ile Küçük Kaymaklı Güzel Yurt Üner Berkalp Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Ali Özer, Olgun Canik, Ali Akçınar yardımcılıklarını yapıyor. İkinci devrenin ilk mücadelesi ve ev sahibi Bafül Kürdü'nün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen Bafül Kürdü atağı vuruş, kaleci Raif'te kalan top oluyor. Küçük Kaymaklı atağı Muhammed, içeriye ortası savunma, açılan top. O noktada Hüseyin Paşa topu uzaklaştırıyor. Bafül Kürdü atağı gelişiyor. Ceza sahasına yapılan orta, atak devam ediyor. Sert bir vuruş, çok kötü bir vuruş, o noktada Yusuf'tan sonuç gelmiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Bafül Kürdü. Açılan top, topu kontrol eden isim İbrahim. İbrahim ortası, kafa vuruşunda kaleci Raif başarılı. Köşeden topu çıkarıyor ve bu pozisyonda kaleci Raif sakatlık geçiriyor. 32. dakikada oyuna devam edemiyor. Onun yerine İsa oyuna giriyor. Gelişen Çağlar'la atak, Küçük Kaymaklı vuruş. Kaleci Erdoğan mükemmel kurtarıyor. İki güzel hareket. Ataklar devam ediyor Küçük Kaymaklı adına. Tuğrul'un vuruşunda yine Erdoğan mükemmel bir refleksle topu kornere gönderiyor. Ve çalan düdükle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Küçük Kaymaklı takımı başlıyor. Gelişen atak, ceza sahası içerisinde vuruş, kötü o noktada sonuç gelmiyor. Bafül Kürdü adına köşe vuruşu kullanıyor. İsa, açılan top, atak devam ediyor. Sert bir vuruş, savunma, dönen top. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak Mustafa ile gelişiyor. Mustafa topla buluşuyor. Rakiplerinden sıyrılıyor. Mustafa pası, atağın yönü Hüseyin Ürben vuruyor. Çizgi üzerinden savunma çıkarıyor. Kritik bir hamle. Serbest vuruş kullanıyor Bafül Kürdü. Gol arıyor Bafül Kürdü. Ceza sahası içerisinde vuruş Mustafa'dan. Top direkten dönüyor. Şanssız bir dakika Bafül Kürdü adına. Gelişen atak. Bu pozisyonda Mehmet Koyuncu'nun yaptığı hareket var. Maçın hakemi Ali Özer bu pozisyonda oyunu durduruyor. Maçta artık son anlar. Mehmet Koyuncu ile diyaloğu maçın hakemi Ali Özer ve sonrasında çalan düdükle 90 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. Evet, 0-0'lık eşitlik gerçekten önemli bir karşılaşmaydı. Küçük Kaymaklı iki transfer yaptı devre arasında. Yankı ve Zekaya hamlesi. Bafül Kürdü'nün zaten durumu belli. Ligin dibinden kurtulmak için puan veya puanlar almak istiyordu bu karşılaşmada. Golsüz eşitlikle gitti karşılaşma. Kaymaklı için 2 puan kaybı diyebilir miyiz? Bafül Kürdü için 1 puan kazanç diyebilir miyiz? Kaya Amiroğlu, senden başlayalım bu karşılaşmanın yorumunu. Yankı transfer ikinci yarı oyuna girdi. O biraz enteresan. Bilmiyorum, sakatlığı falan bildiğim kadarıyla yok. Benim yani Yankı'nın. İkinci yarı oyuna girdi. Tabii 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kaleci değişikliği tabii yapıldı bu arada. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim Raif'e. Gerçekten çok kötü sakatlık. Yani hiçbir kaleci için istemeyik öyle bir şey olsun. Direğin dibine ayağının sıkışması çok kötü. İnşallah tabii kötü bir şey yok. En azından kısa sürede atladır bu diye. Bu arada Yankı'nın da sakatlığı yokmuş. Taktik. Yok. Yankı'nın sakatlığı yok ama şimdi sadece Felix ile oynuyordu. Hep bunu konuştuk, hatırlarsınız. Yani tek forvet gibi Felix uzun paslarla özellikle savunmanın gerisine işte dengesiz yakalayıp savunmayı pozisyon bulma. Felix'in özellikle o fonksiyonunu çok iyi kullanıyordu Derviş Hoca. Ama bugün Yankı'nı ben iki çift forvet gibi bekledim. Yani bugün baktığımızda Zekai ile başladı. Ama Zekai daha çok pivot santrafor. Yankı öyle değil. Daha hareketli, koşuyu seven, serbest ve rakip savunmanın özellikle kapalı savunmaları aşabilecek
tarzda bir golcü. Muhammed Nazik ile Yankı'nın ilk 11'de çakışma özellikleri olabilir mi sence? Yani o yüzden Muhammed'i tercih etmiş olabilir mi hocam? Muhammed orta saha oynuyor zaten. Yani 10 numara tarzda oynuyor zaman zaman. Yok, Yankı'yı 10 numara zaten ben hiç izlemedim. Yani Yankı genelde hücumun veya hücum arkasında hücumu destekleyici bir şekilde oynayan tarzı var. Ve ayrıca gol de atıyor. Evet. Yani fazla özellikli bir forvet oyuncusu. Bence maçın başında belki başlaması gerekirdi diye düşünüyorum. Bilmiyoruz tabii, antrenman eksiği var mı yok, bu takımla uyumu belki sıkıntı olabilir. Yani o noktada Derviş golcü belki bireysel bir karar almış olabilir, onu bilemeyiz ama bence Yankı'nın forvette çift forvet gibi hatta başlayıp Bafülkürdü zaten bir puan bile önemli Bafülkürdü için. Dolayısıyla da kapalı savunma, zaten iyi bir kalecisi var. Erdoğan bugün 3-4 tane de net kurtarış yaptı. Sonuçta bu bir puan, bir anlamda Erdoğan'ın da büyük etkisi var. Baktığımız zaman maçtaki pozisyonları izlediğimizde ki Bafülkürdü'nün de pozisyonları var. Çizgi üzerinden çıkan yani galip de toplar gelebilirdi aslında. Tabii ki yenebilirdi de. Ben işte en büyük sıkıntı Küçük Kaymak'la biraz da oydu sevgili Necmi. Hasan Topaloğlu'yla daha önce konuştuk. Yani Felix tek forvet gibi kalıyor, sıkıntı yaşıyorlardı. Dolayısıyla benim görüşüm, yani Yankı'nın da özellikle forvette, hücumda başlayıp yani 90 dakika boyunca rakip savunmaları zorlamaları gerekir. Çünkü Küçük Kaymaklı, yani beraberlik, şimdi puan kayıplarıyla başlarsanız o da sıkıntı. Yani Küçük Kaymaklı için özellikle, şimdi Bafülkürdü için bu bir puan çok önemli, bir kazançtır. Baktığımızda ligde kalmaya çalışıyor sonuçta. Ama Küçük Kaymaklı her maç final Bafülkürdü. Tabii ki Küçük Kaymaklı en azından üst sıraları da hedefleyen bir yapısı var, bir düşüncesi var. Dolayısıyla da ben biraz daha agresif bir Küçük Kaymaklı bekliyordum. Var pozisyonlar da var ama yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Ülkürdü bence istediğini aldı. Yani daha dişli Necmi bir Kaymaklı olabilirdi o maç. Evet, aynen onu düşünüyorum ben. Ama o Küçük Kaymaklı'yı sanki göremedik. Hasan Topaloğlu. Yani ben Ülkürdü'nün istediğini aldığına katılmıyorum. Bugün kaybedenin kesinlikle iki takım olduğu ortada. Yani beraberlik bana göre ikisine de yaramadı. Ne kadar Küçük Kaymaklı deplasmanında bir puan alsa da ligin altındaki bir takımdan bahsediyoruz. Bafa gelince de ne kadar da bir puana sevinseler de bana göre kendi sahanda orta sıralarda oynayan, Mausa gibi, Doğan gibi takımların bir alt seviyesinde duran Kaymaklı karşısında ligin son iki haftasında Lefke'den puan çıkarmış, Mesare'yi mağlup etmiş ve ümitlerini artırmış bir Buff'ın bugün sahasında kazanması lazımdı. Devre arasında kalecisini, bu ligin şu anda en formda kalecilerinden birini kaybetmiş ve kaleye dördüncü kalecisi geçen Küçük Kaymaklı'yı yeneceksiniz. Var pozisyon var sonuçta. Yeneceksiniz, atacaksınız ve ilk ligin son iki basamağından ilk defa bir yukarı yükseleceksiniz. Bugün Baf puan kazanmadı, kusura bakmayın. Bugün Baf puan kaybetti. Küçük Kaymaklı'ya gelince herhalde Küçük Kaymaklı devre arasında hazırlık maçlarında oynadığı hazırlık maçlarının galibiyetlerine bakarak kadro çıkardı Derviş Hoca. Herhalde hep galip geldi. O takımı bozmak istemedi. Yok böyle bir şey. 100 bin TL vereceksiniz. Yankı gibi bir adamı alacaksınız. Bu ülkenin şu anda üretken, playmaker pozisyonunda en üretken 5 isminden biri. Girne Halk Evi'nde o kötü kadroyun içerisinde yalnız başına çırpınan, savaşan çok büyük bir yeteneği alacaksınız. En çok da alınmasını isteyen kişi Derviş Kolcu. Ve bugün yedek başlayacaksınız madem ki sakatlığı yok. Ben doğru bulmuyorum, kusura bakmayın. Ha bu nasıl olur? Bu lig devam eder. 4 haftadır Küçük Kaymaklı ligde kazanır. Bu hafta da Yankı sakatlıktan yeni çıktı ve geliyor. Bozmam o 4 haftaki takımı, Yankı beklesin. Öyle bir şey yok. Ama sakatlığı da yok. Öyle bir şey yok. Hayır, çok da iyi bir gelen Kaymaklı da yok son haftalarda. Demek ki sen Yankı ile başlamak zorundasın. Hazırlık maçları ölçü olmaması gerekir. Ben yani ya hazırlık dönemini yani gören gelebilirsiniz ama hazırlık dönemini gören tabii ki bir hocadır, Derviş hocadır. Ne düşündü bilemem ama bana göre yanlış yaptı. Yani Yankı playmaker 10 numara pozisyonunda önünde bir Zekai, önünde bir Felix, önünde bir başka isim olabilir. Hem Felix'e hazırlayacağı toplar, atacağı toplar, evet, evet, hem aynen kendinin bir forvet arkasından gizli forvet gibi hareket etmesi ve hem de Zekai'ye atacağı toplarla
Kaymaklı'ya çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bana göre bugün bir yanlıştır. Bu benim görüş açım ama dediğim gibi antrenmanları yapan Derviş Hoca, bugünkü taktik düşünceyi bilen Derviş Hoca, belki de o da pişman olmuştur. Belki de memnundur, bilemem ama ben bu kadar para verilip böyle yıldız bir oyuncunun alınıp yedek oturulması, bu birinci maçtan doğru bulmuyorum. Devre arasının, ben bir soru da sorayım. Devre arasının belki de bana göre en iyi transferidir. Yani şimdi Remzi de ki transfer oldu. Ki böylesine bir dönemde. Evet. En iyi 5 transferinden biridir diye altına yani, imza atarım. İşte aynı katılıyorum sana. Yani böyle bir transferi yaptıktan sonra neden oynatılmasın? Bilmiyorum. Bilemem. Onu bana değil de. Garip geldi bana. Yani. Kaymaklı Bafül Kürdun'a 4 puan kaybetti. İlk maç, ikinci maç. Gol de Kaymaklı'yı zaten puan kaybettiği maçlar genellikle bu alttaki takımlar hep. Evet. Farklı noktada olur muydu bu tip maçlar alsa? Şu an farklı bir şey konuşabilir miydik? Necmi, bu tip maçlara bırak. Şu an Küçük Kaymaklı'nın puanı 23-24 oldu 24 bugün. Oldu, evet. Bugün yenseniz 26. 5 puan. Yarın Mausa Türk Gücü'nün 26 nere 5 puan? Doğan Türk Birliği'ne mi? Şu evet. an Doğan abi. Doğan evet. Birliği şu an. Yarın Mausa'nın fazlasıyla Doğan lider. Yarın Mausa'nın berabere kaldığını düşünün. Puan 31'de kaldı. 5 puan. Siz bugün öyle bir fırsat teptiniz ki. Evet. Yani bazı takımlar şampiyonluktan bahsediyor, zirve oynamaktan bahsediyor ama zirve oynamak özellikle işte böyle maçları kazanacaksınız ki zirve oynayasınız. Yani amaç sadece 3-5 tane sükse maç kazanıp da ligde istikrarsız olmaksa yanlış, boşuna bu kadar yaklaşık 200 bin TL harcadı Zeka ile Yağış'ın transferine Küçük Kaymaklı. Kaymaklı Yankı'yı neden aldı sizce? Yani nasıl bir hedef belirledi bu takım? Bildiğim kadarıyla opsiyonunu aldı Sadece Necmi. Sadece kupa hedefi mi var? Bildiğim yani? Kadarıyla opsiyonunu aldı. Evet, biliyorum. O önemli bir hamle, opsiyonunu alması. Önümüzdeki sezon. Yankı önemli bir isim, iyi bir isim. Doğru bir transfer hamlesi diye düşünüyorum. Ama kupa, ben Kaymaklı'nın kupada iddialı olduğunu düşünmüyorum. Yani Kaymaklı tehlikeli bir takım. Birçok takım kupa hedefi koydu. Kaymaklı tehlikeli bir takım. Kaymaklı bazılarını eleyebilirdi ama ben Kaymaklı'yı favori görmüyorum yani kupada. Bu ligin en başarılı takımlarından ve en başarılı hocalarından biri mi Derviş Hoca bu sezon adına? Genel anlamda öyle diyorum. Bak, genel anlamda öyle diyorum. Hakkını da verelim. Ama son dönemlerde bana göre yanlış hamleler veyahut yanlış stratejiler çiziyorlar. Küçük Kaymaklı'yı. Çünkü hep şampiyonluk içinde alıştık biz onları görmeye. Son ya yıllarda bak, maçı geldiğinde, sırası geldiğinde konuşacaktım ama bu ligde şu anda Mesarya dahil herkes şampiyon olabilir. Kesinlikle. Bak, herkes var. Şampiyon olabilir. Sen daha ligin oynanmamış 15 maçı öncesi benim ligde iddiam yoktur, ben kupaya asılacağım dersen o futbolcuyu motive sen edemezsin. Hiçbir yere motive edemezsin. 3 hafta sonra kupadan da 9 Şubat'ta elendiğinizde lig biter. Yaz sezonunu Şubat'tan itibaren açarsınız. Akşamüstü saat 5'te limonatalı antrenman yaparsınız. Yok yani böyle bir dünya. Bugün kazansanız 26, Doğan size gelir. Doğan size gelir. 31'e 26, 5 puan. Aynısı Göçmenköy için geçerli. Tutturdular. Bir kupa, bir kupa, bir kupa giderler. Ebe Göçmenköy. Bugün genç takımı yenemedin ya. Yani siz çıkın maç. Genç takımı yenemedin bugün. Bak, genç takım hazırlık maçı yaptım. Ali Hoca'yla da görüşüyorum. Veli Başkan'dan da görüşüyorum. Lige havlu atmış. Bu sezonu bitirmiş. Oynayıp mücadele edip ne toplarlarsa bakacak. Her şeyi göze almadım. Hocam ya. Bir tek Samet var ellerinde. Elle tutulur. Yani transfer yapabileceğin bir takım. Bu şu anda Girnal Köyü'nden birini al desen. Bir Samet. Belki biraz kaleci, o bilir, hep genç çocuklar. Evet. Futbolu bırakmış, geri döndürülen çocuklar. Evet. Bu şekilde. Ve sen çıkıp Göçmenköy'ün puanı 23. Bugün yenseniz 26. Zirveyle 5 puan. Doğan da Göçmen'e geliyor mesela. Ve sana devre arası sponsorun Hüseyin Sadıklar'ı alıyor. Burak Sarıkaya'yı alıyor. Silla'yı alıyor. 3 tane nokta transfer yapıyor. Mahmut İnecinin bonservisini bu ekonomik krizde alıyor ve sen çıkıyorsun. Haftalardır dinliyorum, duyuyorum oyunculardan da camiadan da. Bizim hedefimiz kupa. Bizim hedefimiz kupa. Kupaya giden yol ligdir hocam. Ligde belli bir form tutması kupaya giden gerekir. Yol ligdir. Sadece kupayla form tutamazsınız. Evet, sadece kupayla futbolcuyu motive aynen. edemezsiniz. Moral motivasyonu ligde kazanacağınız edemezsiniz. Hadi Göçmenköy'e kaybettin 2 puan bugün. Git bu hafta Binatlı'dan, oradan da kaybet. Ne olacak?
kupaya hangi moralle çıkacaksın? Hangi kafayla çıkacaksın? Değilim ki bütün motiveringi verdin. İnanılmaz da prim koydun. Dumlu Pınar'dan da yedin de ya. Ne oldu? Ne oldu? Sponsor sana devre arasında kaç para attı? 100 bin lira Hüseyin Sadıklar'a koy. 200 bin lira Burak'a koy. 300 bin. 100 bin lira da Silla'ya koy. 400 bin. Bu oyuncuların alacakları paralarla 600-700 bin lira attı sana sponsor. Sen daha ligin 15. haftasında nasıl lige havlu atabilin ya 6 puanla? 6 puan fark var ya, 29 puan lider, 23 puan Göçmenköy ya da Kaymaklı. Sen nasıl diyebilin? Benim şampiyonlukta iddiam yoktur ya. Harcanan paralara baktığımızda iddian olması gerekiyor. Abi paraya da... Öyle ya da böyle. Bak paraya evet. da, kadroya da, imkanlara da. Evet. Az sonra geldiğimizde Göçmenköy'ü konuşacağız. Evet. Şimdi Baf Kaymaklı'dan devam edelim. Ha, Kaymaklı'nın öyle bir bütçesi, öyle bir şeyi yok. Kaymaklı kendi yayla bir noktada hem tesisleşiyor, hem genç bir kadro kazanıyor. Ama aldıysan da bu gibi yıldız isimleri de kusura bakma yani, yankı da yedek oturtulacak bir adam da. Sahada bir karşılığı olması lazım. Bugün değil evet. yani. Bilemem bu kadar mı kötü hazırlık dönemi geçirdi yankı. Kampta beraberdik, gayet de iyi gördüm. İstekli gördüm. Evet. Kaymaklı ilk devre çoğu kesimi şaşırttı. Biz de dahil. Kendi hakkını verdik ama takdir evet, ettik evet. de. Yani ne yapacağı belli değildi. X takıma yeniliyor, Y takımı mağlup ediyor. Bu hafta Lefke geliyor Kaymaklı'ya. Nasıl görüyorsunuz şansını? Bafül Kürdü yeneceğim mi deplasmanda? Ben artık maç değerlendirmem. Yani bana dün sorsanız Göçmenköy Girnalık evi nasıl biter? 8-0, 9-0 derdim size. Ben mutlak artık favoriydi. Gerçekten yorum yapmak istemiyorum evet. yani. Çok yaptım ilk devrede Hamitköy'de. Hepsinde mor aradım. bu gerçek yani. Biz hiçbir zaman yanlış konuştuğumuzda konuşmadık demeyik yani. Böyle. Evet. Onun için ben maç tahmini yapmam. Lefke Kaymaklı ne olur? Favorim Lefke gözükür. Yani ama kontra atakta Kaymaklı. Felix İnan 3 de atar, 4 de atar. Karadağ'da 2-0 yenmiştir. Yani belli olmaz. Bugünkü skorları gördükten sonra artık çekiniyoruz. Yani, yarınki maçları ki birazdan konuşuruz onları da. Yani bu kısacası bugün gün adına ikisi de kaybetti. Buff'ın şansı. Hafta adına Lig'de da kaybetti. Kalma adına. Ya çok zor. Bak çok zor. Ama nedir? Ümitleri canlı tutuyorlar. Bak ümitle Girnalık evi ümidi canlı damanlı da yok yani. Yani öyle olsa zaten yabancı alırdı değil mi? Aynen öyle. Yani verdiği adamlarından bir tane takviye yapmamayla hedefi küçültmeyle Girnalık evi havlu attı. Ama bugün o genç oyuncular, Ali Hoca'nın Süper Lig'deki ilk teknik adamlığı, onlar da bugün çok güzel bir ellerinden geleni yaptılar. Sinerji ortaya koydular. Bir puan Göçmenköy'den çıkarmak önemli bir olay yani. Aynen öyle. Baf'a sonuna kadar böyle savaşacaklar diye düşünüyorum. Ama ligde kalmak için 2-3 takviye yapmış olsalardı belki de daha çok şansları olacaktı. Çünkü bu play-out'un içerisinde 3-4 takımın işleri bayağı zor. Oraya Türk Ocağı gelecek. Kesinlikle. Yani o play-out'a Türk Ocağı gelecek. Yeni ama sen Yeni Cami de kalabilir. Sen bu puanları toplayıp da play-out'a kaldığında puan farkını düşürmezsen play-out oynanmadan zaten üçüncü de düştü diyecekler. Evet. Yani o yüzden Binatlı ve Baf'ın birinin gımıldaması lazım. Ama bunların aksi hazırlık de çok sıkılacağız. Bunların hazırlık hafta. Dönemine baktığında şu anda Girnalık ve Binatlı Baf'ın içerisinde en iyi hazırlanan Baf. En huzurlu olan gözüken Baf ama onlar da galibiyette ve gol noktalarında biraz kısır. Yani bugün adına bana göre iki takım da kaybetti ama Kaymaklı lig adına daha çok şey kaybetti. Bak lig adına daha çok şey kaybetti. Evet, bir cümlede senden alayım. Kaya Miroğlu, Kaymaklı için ve Bafül Kürdü için. Bafül Kürdü işte dediğim gibi aslında yani bir puanın kazanç olduğunu düşünüyorum ama aynı anda kayıp da sayılabilir ama daha fazla ben kayıp. Yine de o bir puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Belki sezon sonunda yani ligin sonuna doğru o bir puan önemli olacak. Play-out'ta. Yani belki ya da play-out'ta. Yani o bakımdan. Kendi sahanda Buff'ın artık kazanması lazım. Hele de bu gibi ama takımlara yani karşı. Hücum anlamında ciddi sıkıntısı olduğunu zaten daha önce görmüştüm. O zaman alacaktın. Alamadılar. Yani kulübün üstüne güneş enerjisi koymadan takıma bir forvet al. İki transferi var. Michael Çağrı ve Michael İbrahim Çağoğlu. Oldu. İbrahim Çağoğlu'nu Yalova'da ben ilk maçlarda izlemiştim. Tabii ki sonradan oyuna giriyordu. Bafül Kürdü'nün forveti olur mu? Ya da işte bir Felix gibi ya da yani diğer forvet. Yıllarca birincilikte oynadı. Tabii birincilikte oynadı. İster istemez yani
kolay bir başlangıç da olmaz yani İbrahim gibi bir futbolcu için baktığımızda. Bugün de zaten kadroda ilk 11'de oynadı hatta. Ama yine gol yok. Bakın bu arada adına gol yok. Dün geldi evet. Ama o da antrenman eksiği olmasına rağmen Osita oynadı. Ama yani demek ki hücumda hala sıkıntı devam ediyor. Bugün kaçırdıkları pozisyonlar da var zaten. Ama Küçükkaymaklı işte konuştuğumuz gibi Yankı'nın bence hücumda direkt ilk 11 oynaması gerekiyor ki Küçükkaymaklı'nın o daha agresif galibiyeti daha fazla yani isteyen daha çok oyunu, pozisyona girmesi lazım. Evet kesinlikle o oyununu görebilmemiz açısından göreceğiz bakalım. Evet o zaman bu maçı kapattık. Geçelim sıradaki karşılaşmamıza. Sıradaki maçımız Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadındaydı. Merit Alsancak Yeşilova'nın konuğu Yeni Cami'ydi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi, izliyoruz. Süper Lig'in 16. haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Yeni Cami Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Evren Karademir, Sertan Alkın, Abdullah Genç yardımcılıklarını yapıyor. Sağanak yağmur altında oynanıyor. Girne Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadında kale vuruşu kullanılıyor. Gelişen atak Yeni Cami adına. Ceza sahasında Hascan Keita açısı dar, içeriye savunma atak devam ediyor. İçeriye orta savunmadan seken top bir türlü uzaklaşmıyor. Oluşan karambol sonrasında Kemal Mulla'da kalıyor top. Gelişen bir başka atak. Fıratçı'da sahasında gol pozisyonu ve gol. 19. dakikada savunmanın arasından sızıyor. Topu ağlara gönderiyor Fırat. Ve Yeni Cami'yi Merdal Alsancak Yeşilova karşısında 1-0 öne geçiriyor. Bilim Mehmet'le gelişen Merdal Alsancak Yeşilova atağı. Bilim Mehmet dönüyor vuruyor. Suya da takılan top kaleci Ercan'da kalıyor. Aksel'le başlayan atak. İçeriye orta. Kaleci Ercan'dan seken topu Bili Mehmet ağlara gönderiyor. İzliyorsunuz. Ercan elinden kaçırıyor. 41. dakikada Bili Mehmet'in attığı golle maça denge geliyor. Fırat'ın ortası. Kaleci Kemal Molla. Yapılan hareket var. Faul. Sol taraftan gelişen Yeni Cami. Kırmızı renkli oynuyor. Hascancı da sahasında vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. 45. dakikada sağ ayağıyla topu ağlara gönderiyor Hascan. Ve Yeni Cami Merdal Alsancak Yeşilova karşısında bir kez daha öne geçiyor. İlk yarıda sonanlar maçın hakemi Evren Karademir'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakikayı Yeni Cami 2-1 önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. İki takım da forma değiştiriyor. İlk yarı sağanak yağmur altında oynandı ve 2-1'lik Yeni Cami üstünlüğü var. Gelişen atak Merdal Sancak Yeşilova adına sert bir vuruş topağlara gidiyor. Dakika 77 gol Mustafa Salk. Merdal Sancak Yeşilova Yeni Cami karşısında bir kez daha beraberliği yakalıyor. 2-2'lik eşitlik tam 4 gol. Gelişen Yeni Cami atağı oyunun son bölümlerinde Keita'cı da sahasında. Keita vuruyor, savunmaya çarpıyor. Açılan top Mehmet Çavuş vuruyor. Sonuç gelmiyor. Yakup vuruyor, top dışarıya gidiyor. Net pozisyondan yararlanamıyor Yeni Cami takımı. Merdal Sancak Yeşilova atağı öncesinde yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor. İki futbolcu çarpışıyor, sakatlık geçiriyor. Evren Karademir oyunu durduruyor. Maçta son bölümler Hascan'la başlayan atak ceza sahası içerisinde gol pozisyonu vuruş, top dışarıya gidiyor. Asrındığı pozisyonun içinde olan isim bir başka atak. Mehmet Çavuş ceza sahasında kaleci Kemal Molla çift yumruk. Yakup kaleciden sıyrılıyor. İçeriye pas düşüncesi var. Kaleye vurmayı tercih etmiyor. Topu dışarıya gönderiyor. İnanılmaz gol kaçırıyor Yakup. Yeni Cami adına ve sonrasında da maçın hakemi Evren Karademir'in çalan düdüğüyle 90 dakika 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor. Hayır adamım sen dedim. Ağır bir zeminde oynandı karşılaşma. 2-2'lik eşitlik. Merit Alsancak Yeşilova Yeni Cami karşılaşması. İkişer gol. Gerçekten güzel bir maç oldu aslında. Pozisyonlu bir maç oldu. Özellikle maçın son bölümünde inanılmaz goller kaçıran taraf da Yeni Cami'ydi. Bana göre galibiyeti kaçıran taraf oldu. Aslında Merit Alsancak Yeşilova'yı işte teknik adam değişikliği var veya görevden alındı Şenol Can Bulat Hoca. Dolayısıyla Cenk Hoca bugün takımın başında çıktı. Sen stat'taydın, gördün. Ha. Başında Cenk Hoca'ydı. Ama bir sıkıntı Hoca var. Merit Alsancak Yeşilova'da demek ki bir sıkıntı var. Zaten hep vardı yani. Hep İlk vardı zaten. Ama o sıkıntılara rağmen sevgili Necmi, çok yani iyi, çok iyi bir futbol, keyif veren bir futbol. Tempolu, işte bol pozisyonlu, yani izlerken ama o ilk devreydi. Tabii bugün yani, öyle değil. Yani canlı izlediğim maçları var Merit Alsancak Yeşilova'nın. Ben dedim ki bu takım yani şampiyonluğa oynaması gereken
kesinlikle şampiyonluğa oynaması gereken. Yani Küçük Kaymaklı gibi ya da Göçmenköy gibi değil. Direkt şampiyonluğa oynaması gereken bir takım. Ki haftalarca namağluptu zaten ve kazandığı maçlar da vardı. Golcüleri var. İşte savunmada zaman zaman sıkıntı yaşasa da, kalede zaman zaman sıkıntı yaşasa da sonuçta sahaya o isteğini, arzusunu, işte kazanma hırsını yansıtabiliyordu. Ama bugün sanki sıkıntı var, çok pozisyon verdiler. Yani özellikle son kaçan pozisyonlar gerçekten yani baş enteresan. Yani 3-4 pozisyon ki Yakup'un son pozisyon gerçekten hani olmaz. Yani kaçmaması gereken bir pozisyondu ki 3 futbolcu bir anda bir tarafa kayıyor. Kalenin bir tarafı boş. Pas mı, şut mu, ne yapacağını tabii ki o an belki kestiremedi Yakup. Bir anlık bir panik de olabilir, kararsızlık da olabilir. Pas mı vereyim, şut mu vurayım, ama o golü atsanız maç bitti. Ki zaten santrasız bitecekti maç. Yani hakem de maçı bitirdi. Yani ben radyoda dinlerken de zaten Yeni Cami'nin ilk golü attığını duyduğumda ben dedim ki bugün Yeni Cami'nin yani günüdür diye düşündüm. Çünkü Meridas'ın eşi Roma'da gerçekten sıkıntı var. Belli yani. Dolayısıyla yani o sıkıntı Meridas'ın eşi Roma bu hafta Mağus Atürk gücüne gidecek. Yani o sıkıntı motivasyon anlamında da bence devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü evinde şampiyonla oynayan bir takım, yani bazı takımların evinde yenmesi gerekir eğer şampiyonla oynuyorsanız. Ama tabii ki Yeni Cami'nin de bir toparlanma noktası var baktığımız zaman. En azından hatırlarsın, sen söylemiştin sevgili Hasan Topaloğlu. Başkanın o futbolcularla anlaştığı dönem, müdahalesi gerçekten bir motivasyon sağladı. Ama tabii ki o da nereye kadar taşıyacak takımı, onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Çünkü Yeni Cami'nin de inişli çıkışlı bir grafiği var baktığımız zaman. Yani işte bu maçı çıktı, oynuyor, iyi oynuyor ama kesin kazanır diyemeyiz belki de. Yani öyle maçlar yaptı Yeni Cami, iyi oynadığı maçları kaybetti. Şu anda da yani puan durumunda iyi bir noktada değil. Tabii ki kesinlikle play-out'tan kurtulma mücadelesi ama iki galibiyet alsa yukarıda belki de şampiyonla oynayacak. Yani o durumu da var. Kötü ne kadar futbol oynamıyor aslında. Evet yani. Bugün de maçta izledim, iyiydiler. Tabii zemini Hasan Topaloğlu bayağı bir FIFA onaylı söyledi. Yani gerçekten çok üzücü baktığımız zaman ki burada basın, yeri gelmişken söyleyeyim, basın kulübesi de yok. Kemal Sönel var burada. Ama Kemal Sönel daha önceleri sahanın içerisinden anlamak durumunda kalıyordu. Çünkü kameranın konduğu yerde sıkıntı var. Söylemişti evet. Zaten. Taşın üzerinde oturuyordu. Tabii taşın üzerinde oturduğu ve anlattığı maçları bugün tabii oturamazdı. Çünkü yağmur vardı. Dolayısıyla o da odaya girdi. 4 senedir bitecek Eşilova sahası. Yani ben onu zaten uzun zamandır sormayı düşünüyordum. Hatta bilgi ne durumdadır işte, son, ihaleye çıkılmıştı. Son seçim var diye ihaleye çıkıldı, bir gösteriş yapıldı. Da şu ama, anda nedir durum bilmiyorum. Yani yazık, yani Meriç Aslanacak Eşilova Süper Lig'de oynuyor. Ciddi bir yatırım da yaptılar, ciddi transferler yaptılar. Zirveye oynuyor öyle ya da böyle. Ama bakıyoruz kendi sahasında aradan geçen 15 aylık oynanmayan döneme rağmen bir türlü kendi sahasında çıkıp oynayamıyor. Yani bu gerçekten üzücü bir durum. Şimdi ben sen, üzülüyorum yani. Sen, ben, Necmi görüyoruz işte sentetikte maç oynanıyor. Eleştiriyoruz. Türbünler kötü, basın türbünü yok falan filan. Bir hafta boyunca Yeşilova'nın bir futbolcusuyla sohbet edin. Sadece bir hafta. Antrenmana gitmek eziyet geliyor Yeşilova futbolcularına. Sebebi ne biliyor musun? Antrenmandan sonra ne ayak topukları ne dizlerini sezmiyorlar. Zeminden dolayı. Antrenman da sıkıntı çünkü. İnanılmaz. Bu saha en kötü sentetik saha ülkedeki. Peki yani ne olacak? Yani bu Meridas Sancak Yeşilova'nın performansını negatif etkileyecek. Negatif etkileyen daha çok unsurlar var. Ya, tabii bu, ki var. Bu ayrı bir nokta. Hayır yani, saha konusunda. Şampiyonluğa yani. Bu kadar yakın, bu kadar koşar adım giden bir takım ipi çekip oraya altına tekmeyi vuracak noktaya getiriyorsa ilk önce oralara bakacak da sonra buraları konuşalım. Tabii ki muhakkak o da var Sevinas, ama sonuçta sahaya çıkıyor bu takım. Oyununu oynuyor. Sahaya çıkacak Meriç Yeşilova'dır. Adı var, tamam, maçı var, resmidir, tamam, çıkacak. Tabii ki. Ha, iş ola çıkacaksa, ben geçen gün Redif Başkan'ı gördüm. Federasyondaydı. Ben kutluyorum. Yeşilova'yı nereden aldı, nereye getirdi. Yalnız başına da olduğu günler oldu. Destek olduğu günler de buldu. Ama genel anlamda yalnız başına çok şeyler yaptı. Biraz mutsuz, biraz kırgın seçimden dolayı.
beklediğinin tersi veyahut adaletsizlikler olduğuna inanıyor. Başkan dedim, bu geçti. Bu geride kaldı. Bak sen burada oturuyorsun ama takımın Alsancak'ta fokur fokur kaynıyor. Evet. Bugün istifa haberi gelecek. Bugün bırakan futbolcuların haberi gelecek. Ben hepsini ödedim, ben öndeyim, ben oyum demeyle olmuyor. Yani futbolcun mu yalancı, teknik adamın mı yalancı? Hayır. Demek ki bir yerlerde bir sorunlar var Sayın Başkan. Ki bugün Kadir Hoca'yı da dinledik. Dört gözle Redif Başkan'ın dönüşünü bekliyoruz. Bize seçimden sonraya kadar bekleyin dedi. Demek ki daha bekliyorlar. Yani artık seçim bitti başkan. Dön camiyana, dön takımına. Ha kırgınsın. Camiyan sana gereken desteği seçimde vermedi. O zaman bırak başkan. Bırak Eşilova'yı da bırak. Demek ki hak etmiyorlar. Beklediğini almadıysan. Ama bu kadar şampiyonluğa yakın gelen, büyük özveri koyan Yeşilova futbolcularının da bu şekilde hakkını da ne yedir ne yedirt. Kesinlikle bu noktada. Yani bugün sen katılıyorum. Bugün sen liderle yazık olur. Liderle aynı puandasın. Evet. Bugün maça çıkarken liderle aynı puandasın. Bu ülkenin en efendi, en kişilikli futbolcularından biri Emin futbolu bırakıyor. Neden? Ve takım kaptanı. Neden? Yönetimsel krizden. Maddi ya da manevi. Geç. Eyüp kadro dışı. Neden? Ki forumda bir futbolcu. Geç. Mustafa Salk. Dırnağı bile ağrımıyordu bugün. Neden yedek? Bilmiyoruz. Ben biliyorum. Çünkü maddi sorunu vardı. 54'te oyuna girdi. Maddi sorunu vardı. Oyunu da attı. Oynamak da istemezdi çocuk. Ama hocalarını ve takım arkadaşlarını kıramadı. Geldi o kadroya girdi. Sıkıştı da takım sahaya girdi. Gene şeyini verdi, cevabını verdi. Aynen öyle. Yazık ya bu çocuklara. Bu çocuklara yazık. Kesinlikle. Yani göze hoş gelen, iyi oynayan, ligin en iyi futbolcuların mücadele tabii ki kesinlikle mücadele eden. Ha bu çocukları çıkaran, buralara getiren Redif Başkan. Hakkını da vereceksin. Bu çocuk Mustafa Salk Yeşilova'nın genç takımından çıktı, evet. Buralara geldi. Mecdi. Mecdiler, Vakkas. Vakkaslar bunlara da bu imkanı sağlayan Redif Başkan. Ama bu kadar da kopma, bu kadar koparma başkan. Sezon sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. İlk günkü gibi. Bitir sezonu. Ya hadi seçimde, başarı. Hadi seçimde anladık ki yanlışıydı. Bak yanlışıydı. Seçime girdin oraya diyeceksin ki gel Yavuz Bey, iki aylığına başkan sensin. Ben buraya bakamam. Ben buraya ilgilenemem. Bu yüzden Binatlı lig düşecek. Bak Yeşilova'dan Binatlı'ya atladım. Orsel Başkan hayatında ilk defa devre arası hamle yapmadı. Çünkü bakamadı. Kolay değil. Seçim oldu mu kilitleniyorsunuz. Ya ama olmaz. Sen bir camiayı yönetiyorsan, sen bir camianın başındaysan doğruları yapmak zorundasın. Bu çocukları 600 bin, 700 bin liralara doğanlar istedi, Maosa Türk Gücüleri istedi devre arası. Hepsinin geleceği söz konusu. Bu çocuklar bir sözünüzden tamam dedik alıyoruz, biz ikinci devreye dayadı. Kriz çözüldü dedi bana Şenol Hoca. Aynı sahada antrenman yaptık bir gün. Kriz çözüldü hocam dedi, bütün çocuklarımızı hallettik dedi, ikinci devreye güzel başlayacak. Daha lig başlamadan Şenol Hoca gitti. Hasan Topaloğlu, transferleri yazdık beraber. Özgür Gül geldi. Kendi evlatları. Evet. Giden, ayrılan var mı takımdan? Hayır, bildiğim yok. Fidelis kendisi zaten. O zaten lig bitmeden geldi. Geçtiydi. Bu arada tamam. Sakatlığından dolayı bugün oynamadı. Ha, verdiler tamam. Ona da 1500 dolarcık, 2000 dolar da peşinat. İlk maçtan sakat tamam. Oynamaz. Sakatlığı da 1,5 yıl önceki kas ağrısıymış. Tamam. Emin de az önce belirttiğin gibi bıraktı. Yani takımdan transfer amaçlı ayrılan bir futbolcu yok. Verilmedi. Verilmedi ve yok ama. Verilmedi yani. Çünkü çözülecek dendi. Çocuklar gene tamam dedi. Tamam işte onu söylüyorum. Karakterli aynen. Futbolcular. Ha bu başkan yalancıdır ya da başkan hayır, yapmadı hayır. Anlamı taşımasın ha. İlgilenemedi. Evet. Bugün sen sahaya Emin'le, Eyüp'le, Mustafa Salk'ın tam kafayla çıkmış olsaydın bugünkü sonuç farklı olurdu. Evet. Olabilirdi daha doğrusu. Yani Yeşilova ayağına gelen fırsatı inanılmaz derecede geri tepiyor. Bak inanılmaz derecede. İnşallah Redif Başkan artık yarından itibaren kafasını toparlar. Tekrar sahaya takımının yanına gelir. Ve bu takımı yine lige renk katan bir şekilde Şenol Hoca'nın ikinci defa istifası ve geri dönüşünü normal bir durumda kabul etmem. Bak bir hocanın iki defa istifa edip de geri dönüşü normal bir şartta kabul etmem. Ama Şenol Hoca'nın yaşadığı sıkıntıları birebir tahmin edebildiğim, bazılarını bildiğim, ne kadar kendinden verdiğini Kadir Hoca'yla bildiğim için
bence futbolcular da dahil Şenol Hoca'yı geri döndürmeleri lazım. Çünkü o adam onlar için gitti. Bakın bizim ülkemizde vefa kalmadı. Bu dünyada da aslında az kaldı ama bizim ülkemizde vefa kalmadı. Geçeyim Yeni Cami'ye, vefayı bağlayıp geçeyim Yeni Cami'ye rakibine. İki sene sonra Yeni Cami denen bir şey yoktur. Bak en fazla iki sene. Neden? Çünkü bütün miras yendi. Bütün miras yendi. Miras derken? 10 yıl önce gelen Apo Başkan, Kaan Başkan'ın kurduğu bir komite, bir heyet. Hem altyapı hem kulübe, altyapı. Şu kulübe evet. Anahtar kilit vuruluyordu da kaymakamlığa evet, veriliyordu. Evet. Tam o senenin bir 6 aylık döneminden sonra da ben göreve gitmiştim Yeni Cami'ye. Evet. Yaklaşık bir 50-60 tane transfer yapmıştık. Betemeden, bütün her yerden. 10 yıldır, 15 yıldır bu oyuncuların belki de 30-40 tanesi her kiralık. Sene kiralanarak kulübe 400-500 bin TL gelir getirirdi. Doğrudur. Bunlar çat 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 hepsi satıldı. Orası bitti, o kaynak kuruldu. Geldik yıldız oyunculara. Mehmet Altın 600 bin git. Tansel. Faruk git. Tansel git. Hüseyin Sadıklar git. Kaldı 3-4 tane yıldızınız. Onlara da çat çat vereceksiniz. Borç kapattık, onu yaptık, bunu yaptık. Hadi eyvallah ben de gidiyorum, benden de buraya kadar. 2010 yılında kaymakamlıktan anahtarı kapının önünden aldınız. 2022-2023 yıllarında kaymakamlığın masasından alacaksınız. Yeni Cami koşar adım buraya gidiyor. Ne işe yaradı 10 yıllık bak, mücadele, ne çalışma? Işe? 10 yılda eğer ki aldığınız araziye tesisi başlatmış olsaydınız burada herkesin hatası var. Bak burada ben Abdullah Oluşan'a da hata buluyorum. Elini her zaman taşın altına koyan kişilerden, Yeni Cami'ye her şeyini veren kişilerden ama burada Abdullah Oluşan'a da hata buluyorum. Bir komite kurmuşlardı. O komitede orayı yapacaklardı. Transfer yapmayacaktı. Şampiyonluk istemeyecekti ama o tesisi yapacaktı. Orayı kazandıracaktı. Şu anda 2022, 12 yıl oldu, 10 yıl oldu, 11 yıl oldu o tesis alınalı, arazi alınalı. Bir çivi çakılmadı. 2022'de Fırat'ı, Hascan'ı, başka kim var? Kaleci Ercan'ı. Ercan. Bunları da sat. Yıldız oyuncun da yok artık. Tamamdır. Rahatladın. Eskiye dönüş. Başkan adayı da yok. Evet. Yeni Cami 12 yılda geri döndü. Bak 12 yılda ne var elde? 3 şampiyonluk. Nereye gittin? FIFA'ya, UEFA'ya nereye gittin? Hiçbir yer. Üstüne üstlük. Kaan Kaner'i maçta gördüğüm yok. Abdullah Uluçan'ı küstürdünüz. Başka kulübe gitmiş, sponsor girmiş. Bunun gibi de yaprak dökümleri devam ediyor. Ali Özmen Safa yanlış mı yaptı? Ali Özmen Safa iyi bir niyetli başkan. Sahip çıktı. Sahip çıktı. Borçları ödedi. Devre aldığında 600 bin TL gibi bir borç çıkmış. Onu ödemiş. Aldığım bilgiler. Elinden geldiği kadar ön sözleşmeler yaptı. Bizim çağrılarımızla Ercan'la anlaştı, Hascan'la anlaştı o falan filan. Güzel bir şey bunlar. Evet. Tabii. Ama adam futbolun içinden gelen bir adam değil. Adam biraz iş insanı zihniyetinde. Kafası o yönde yani. Sen bilersen etrafında olması gerekmez mi? İşte bu yok. Yeni Cami'de bu yok. Bir iki tane genç arkadaşla şu anda başkan Yeni Cami'nin yol politikasını çiziyor ama çizemezsin. Yeni Cami'de yapılacak tek bir şey var. Vefa'ya bağlayacağım. Niye gidip Apo'nun gönlünü almıyorsunuz? Niye barışmıyorsunuz? Veya diğer spor. Niye küstü? Eski başkanlar. Onlarla küsteyirler. Hayır, öbürü Yeni Cami'yi kazandırma adına. Ya Kaya kendini bildiğin bileli Yeni Cami'nin sponsoru kim? Abdullah Hoca. Parayı veren kim? Şampiyonla oynadan kim? Alan kim? Her yıl 1,5-2 trilyon ödeyen kim? Ve sen bir başkan gelecek 300 bin liraya göğüs reklamını satacaksın başka bir yere de kaldıracaksın Nikosia'yı. Ulan 10 yıl vermese bana geri ben hala kaldırmam o reklamı. Vefa dediğim işte budur. Anladın mı ne demek istediğimi? Bu sene benim sponsorum olmasa bile ben o adamın reklamını o göğsümde taşırım. Tabii yönetimler değişiyor Sevil Hasan. Yani değişebilir. Her gelen yönetim farklı bir şekilde bir yol haritası çizer kendisine. Der ki ben eski sponsoru istemiyorum. Sen Süleyman Seba'yı silebilir miyim Beşiktaş'tan? Hayır tabii ki. O yani o başkanının durumu. Silebilir miyim? Silemezsiniz tabii Abdullah ki. Abdullah Uluçan'ı da Yeni Cami'den silemek. Tamam. Kaan Kaner'i de Yeni Cami'den silemek. Evet. Örnek söz gelişi diyorum. Tabii ki, tabii. Kırıldıysa birilerinden bunun barışması çok kolaydır.
Abdullah Oluçan'ı göreceksiniz. Bir sene, iki sene sonra gene yeneceğim diye gelecek. Kalbim gene da transferleri alacak. Dünya kadar gene para harcayacak. Yazık, günah değil mi ya? Belki de bırakıp gücendirmeseydiniz şu anda gene o şampiyonluklarda Mausa ile yarışacaktı. Veya tesisler yapılacak. Bu arada tesis konusu bir yorum geldi. İzinlerle ilgili bir girişim başlamış. Eylül'de tesis başlayacak. Başkanı uğraşıyor. Ama 10 yıldır neredeydiler? Çok ciddi bir zaman kaybı Çetin var. Çetin geldi, aldı Metehan da şeyi. Yaptı. Üstüne 3 tane daha sabitildi. Evet. 3 tane sahası var, binası var. Yani bugün bu arada Yeni Cami'nin de bir basın açıklaması var. Yabancı futbolcu Keita'ya yönelik bir ırkçı saldırıları yönünde bir bilgi aldık. Bunun için bir... Merida Sıcak İşinova taraftarları mı yapmış? Evet, yani paylaşımda öyle görünüyor. Paylaşımda öyle söyleniyor. Yeni Cami Adel'in kulübü olarak ırkçılığa karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiriz. Tabii ne söylendiğiyle ilgili daha herhangi başta bir açıklama var mı? Bilmiyorum yani, ama... Söylenmeli. Burada bir basın genelde bu var. Bu tür konular biraz yabancı olduğumuz konular. Ben yani burada hocam, az önce bunlar bana demagoji gelir. Bana tabii ki yapıldıysa hoş değil ama örnek Hüseyin Sadıkları sezon sonu 50 bin TL'ye serbest. Devre arası 100 bin liraya verin. Nap değineceğim 50 bin lira kar yaptı. Ama genç oyuncular da oynamaya başladı hocam. Yani mesela bugün bir Emirhan Çil 2005 doğumlu. Hüseyin Sadıklar varken de oynardı. Kazanacaksın. Yakup, Çavuş. Kazanacaksın, gençleri de kazanacaksın. Ben kazanma demedim ki. Ben kazanma demedim. Ama bu Yeni Cami 600 bin liraya, 700 bin liraya Mehmet Altın'ı, 200-300 bin liraya Faruk Datzi'yi, 50-60 bin, 100 bin liraya Tanseli'yi satıp, planlama konusunda satıp da doğru nasıl borcundan devreder bu kulübü, ben onu anlamadım. Hala konuşuluyor. Osman Şan verdiği bilmem neyi, nasıl yeni başkan gelir de ben 600 bin TL borç buldum der, onu anlayamıyorum ben. Ama bunu çıkıp açıklayan da yok. Öyle. Ya da sana 1 trilyon para verecek sponsor. Sponsor şimdi farklı kulüpte. Bak yemin ederim Abdullah Oluçan'dan konuştuysam da evime dönerim. Bu kadar açık yani. Ben gerçekleri konuşmayı seven insanım. Seni Göçmenköy arayacak diyecek, Hüseyin Sadıkları isterim. İşte yollayıyorum sana 60 bin ya da 70 bin. Para bile sorulmaz bazen. Yok, biz 80'e verdik. Neyin pazarlığını yapan ya? Ne demek istediğimi anlıyor musun? Neyin? Evet, hızlandım. Son cümleleri alayım. Yeni Cami'nin, yani ben Yeni Cami'nin gidişatının doğru yol olduğunu görmüyorum. Takım iyi mücadele ediyor. Gençler iyi yolda. Asrın Paşa'nın oğlu ikinci devre çok adından söz ettirecek. Çok gol atacak. Şans buluyor. Bulacak, daha fazla bulacak. Konuşacağı ilgilerini haftalarda göreceksiniz. Yeşilova bir an önce toparlanmalı. Yeni Cami de, bak bir olay daha anlatayım da geçelim. Evet. Ercan dedi ki niye benim inan anlaştınız? Anlaştıktan 3 hafta sonra. Niye benimle anlaştınız dedi. Madem hedef küçüleceğiniz de Hüseyin Sadıkları verdiğiniz, Fırat'ı da vermek için masaya oturursunuz. Niye benimle anlaştınız? Hani bizim hedefimiz seneye de zirve oynamaydı, şampiyonluk? Soru işareti. Yani bakış açısı, evet, gideceğin yolun haritası bir futbolcu için önemlidir. Ya da futbolcu veya gelecek oraya transfer için önemlidir. Ha yeneceğim bir diyeceyse, biz tamamen gençleşiyoruz, şampiyonluk istemiyoruz, yıldız mıldız da istemiyoruz, tesise yatırım yapacağım diyecek Ali Başkan, ki odur çalışması. Geleceğin takımı. Helal olsun diyeyim. Sıkıntı yok. İnşallah da öyle olur da yine kaymakamlıklara gitmezler. Peki, bu arada iki maç geride kaldı. Evet, hakem konuşmadı. Lazım. Ha, çok şükür şimdilik, evet, hakem konuşmadık. Konuşmayalım. Son iki maçta tartışmalar da bu var. Bu arada iki hakemin daha Covid bilgisi geldi. İsim, evet, vermeyeceğim ama dört hakem artıyor oldu. Yani demek ki antrenmanlarda sıkı çalışıyorlar birlikte. Hijyen, mesafe, maske dikkat edelim. Evet. Geçelim diğer maçımıza o zaman. Sıradaki maçımız Cihangir'deydi. Zirve açısından önemli bir karşılaşmaydı. Doğan Türk Birliği kazanarak zirve inadını sürdürmek istiyordu. Cihangir'de hafta içerisinde sıkıntılar vardı. Yabancı futbolcu Michel'in adadan ayrılması, geri dönmemesi. Sonucu merakla bekleniyordu. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Girne temsilcisi oldu. Paşa son kontrolünü yaptı. Götürdü düdüzüne. Çalan düdükle maç başlıyor Cihangir stadında. Çok özellik var. Olsa yok. Taceddin dışarıya gönderdi. Taceddin'in gol becerisi olan bir oyuncu. Bu arada Halil. Halil ona dışarıya gönderiyor. İnadı Salih sol kanattan topu taşıyor. Nurettin var karşısında.
Salih bindirme yaptı Halil. Önünü açtı. Plasesi zayıf bir vuruş. Kaleci Hamit'te kalıyor. Billy Michel topu aldı. Billy Michel tehlikeli pozisyon olabilir. Billy Michel oluyor, zihninden sekiyor top. Adeta etten duvar oluyor. Yatıyor. O şuta siper oluyor zihni. Muhittin kaldırdı topu cezalarına doğru. Yine bayrak havada değil. Musa bakıyorum dışarıda. Billy Benjamin orta gelebilir. Yaptı ortasını. İyi geldi top. Halil Turan kafa dışarıya gidiyor. Muhittin direkt kaleye gönderebilir. Muhittin öyle yaptı. Halil karşıladı. Boşta kalan top zihni dışarıya attı. Halil'e bıraktı. Sağ kanat. Halil ortası ters bir vuruş. Korner. Aydın. Elle müdahale var mı? Omuz diyor. Dördüncü hakeme baktım, Zekai Töre. Omuzunu gösterdi. Devam ettirdi oyunu Osman Özpaşa. Bizim saatimize göre doldu dediğim anda Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle ilk 45 dakika golsüz eşitlikle noktalanıyor değerli futbol severler. Çalan düdükle ikinci yarı başlıyor Cihangir'de. Taşıdı topu. Zihninden sıyrılır mı? Billy girdi cezalığa. Sol ayak Billy. Billy yapacak vuruşunu attı topu, gol. Billy yaptı vuruşunu, göstere göstere geldi. Dakikalar 50'yi gösteriyor. Zara girdi, Halil bıraktı Billy'e. Billy açı bulursa vurur, Billy buldu açıyı, kapattılar. Billy sol ayak bıraktı, Faruk vuracak. Faruk yaptı vuruşunu, top dışarıya gidiyor. Billy vurdu kafayı, Billy önünü aldı. Billy güzel bir pas, Tansel için bayrak havada. Top ağlarda ancak bayrak havada. Alın Barkın'a, güzel bir pas Billy Michel'e. Tehlikeli bir pozisyon olabilir mi? Soluna çekti Billy Michel. Ara pası. Aydın. Sağ çapraz. Belkem kapattı açısını. Vuruşu dışarıya. İleriye doğru gönderilen top Selçuk müdahale edemedi. Ali Savaşan. Ara pası güzel. Muhittin. Girdi cezanın içerisine. Sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor. Gol oluyor. Muhittin sağ çaprazdan girdi. Rakibinden sıyrıldı. Cem Ateş'in altından topu filere gönderiyor. Ve Cihangir bir birlik eşitliği yakalıyor. Berham, Hakan bıraktı Muhittin cezanın içerisinde. Muhittin yerden sert durdu, arka direk. Selçuk vuramadı. Evet geldi Taner. Yaptı ortasını, uzak kale direğine doğru bir kala dışarıya. Muhittin sıyrıldı. Yaptı ortasını, Hamit tokatladı. Seken topu tarihçiden uzaklaştırıyor. Şimdi gözükse de pozisyon üretmekte. Bu arada Billy Michel Taner arasındaki diyalog kartıyla geliyor. Sarı kart çıkıyor Billy Michel'e. Bu da kritiklerimiz arasına girecek bir karar. Yani topsuz, topla topsuz alan. Taner de yerden vurmaya devam eder. Yardımcı hakemin gözünün olan bir olay Tahir. İşaret geldi. Kenan geliyor topun üzerine. Yaptı ortasını öndüreye doğru. Ali Akbulut! Gol oluyor! Gol. Kenan Özhan, Ali Akbulut ikilisi ön direğe hareketlendi ve top filelerle buluşuyor. Doğan Türk Birliği öne geçiyor. Karşılayamadı. Halil indirdi Billy. Vuracak kaleye. Billy dışarıya gitti. Kenan ileriye gönderdi. Offside var mı? Yok. Kaleci terk etti kalesini. Hamit karşılar mı? Halil tehlikeli kalktı Halil'in ayağı bu pozisyona. Kenan ileriye gönderdi. Offside var mı? Yok. Kaleci terk etti kalesini. Hamit karşılar mı? Halil tehlikeli kalktı Halil'in ayağı bu pozisyona. Berhan bir kez seni kazandırdı. Arkada boş olan isim Muhittin vuracak. Muhittin kaleci. Bir uzun taş daha gönderdi Berhan. Karşılar mı savunma? Karşıladı Taner. Aydın o noktada Osman Özpaşa maç bu kadar diyor. Bitiriyor oyunu. 3 puan Doğan Türk Birliği'nin oluyor. 2-1'lik skorla Doğan Türk Birliği ligin ikinci yarısına galibiyetle başlıyor. Hanesine 3 puanı yazdırıyor Doğan Türk Birliği takımı. Thank you.
Evet, 2-1'lik skorla kazanan Doğan Türk Birliği oldu. Büyük sevinç vardı. Maç sonrasında istenmeyen görüntüleri de yaşadık. Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Girne temsilcisi. Hasan Topaloğlu, senden başlayalım. Bu arada bu Keita ile ilgili basın bildirisi yaptı dediğin Yeni Cami. Yeşilova cephesinden de bir açıklama geldi. Keita maç içinde sövdü bizim oyunculara, bütün oyunculara, hatta birçoğuna sövmüş. Yani hayır, şimdi hayır, bunu da Yeşilova camiası. Şimdi küfür var deniyor anladığım kadarıyla. Da nasıl bir küfür? Yani İngilizce, Türkçe, işte bir futbolcuya, işte bütün futbolculara, tribüne, yani orada birazcık daha detay verilse Hasan Topaloğlu belki biraz daha... Hocam Yeni Cami maçında Keita maç içerisinde bizim futbolculara hepsine hemen hemen sövdü. Yani küfürleşme duyan, oldu. Evet, bunu evet, duyan tamam. Bir iki taraftarımız da Keita'ya ırkçılık tabiri yerinde olan hareketlerden yaptı diyor. Bana atılan karşılık mesajlar olarak yapmışlar. Evet. Bunu camiye mal etmek diyor. Yakışık evet, değil. Yani sadece taraftarlardan bir gelen. Bir iki taraftar diyor. Evet. Bunu da belirtmiş olayım yani. Anladım. Tepkisel bir hareket. Evet, biz anlaşılan. Geçelim maçımıza. Cihangir Doğan Türk Birliği gerçekten haftanın önemli maçıydı. Merak konusuydu aslında kimin kazanacağı. Yaralı bir Cihangir. Yayının başında Hasan Hocam ve siz konuştuğunuz zaten Michel'in gitmesi. Doğan Türk Birliği zirve mücadelesi veriyor. Kupada da ilerlemek istiyor. Zor bir deplasman. İlk devre kaybettiği bir rakibine karşı bugün kazandı. Evet, ilk maçta da vardık. Yine 2-1. 2-1'lik skor ki iyi bir Cihangir. Hasan Burgaç yönetimindeki evet. Bir Cihangir vardı. Bugün Toygar Hoca'nın yönetiminde, Toygar Davulcu'nun yönetiminde bir Cihangir var ama maalesef Michel'in olmayışı tabii ki hücumda sıkıntı olacağı belli. Bugün baktığımız zaman Selçuk'un kaçırdığı çok net bir pozisyon var. 1-1'di. Yanlış hatırlamıyorsam skor o noktada, o dakikada. Dolayısıyla çok işte gelgitlerin olduğu da bir maç olduğu, öyle olduğunu düşünüyorum ben. Her ne kadar 90 dakika izlemesek de. Yani Cihangir de iyi mücadele etti. Zaten gol 85'te geldi evet, Necmi Ulusal. Kenan Osan aslında çok akıllı bir vuruş ön direğe. Kaleciyi de savunmayı da bir anlamda şaşırttı. Çok kritik bir dakikada istediği golü buldu. Doğan Türk Birliği'nde şu var. Az önce seninle konuştuk. Sen de söyledin. Sen de fark ettin. Bir havaya girdi. Çok ciddi bir motivasyon var. Hatta Caner Osman'ın konuşmalarından da ben bunu hissedebiliyorum. Doğan Türk Birliği sanki belki biraz da eleştiri aldılar. Yıllarca hep ilk 3, ilk 5 oynuyorlar. Kupada yarı final, işte çeyrek final oynuyorlar ama son noktayı koyamıyorlardı. Bu sene sanıyorum bu eleştirileri de belki de birazcık baskı unsuru da olmuş olabilir takım üzerinde, futbolcular üzerinde. Bunu tersine çevirmeye çalışıyorlar. Doğan'da aslında her yıl en büyük sıkıntı bana göre istikrardı. Kadrosu her zaman iyiydi Doğan Türk Birliği'nin ama evet. Bir türlü o kilit maçları, kritik maçları zor kritik kazanamıyordu. Evet, bu da bir kritik maçtı bana göre Doğan Türk Birliği için. Belki daha 15-14 maç var ama Cihan girer zaman zor bir deplasmandır. Kesinlikle ilk devrede zaten kaybettiği kritik maçlar da var. Berabere kaldı. İşte bir Lefke maçı aklıma geliyor şu an. Merida Aslancak Yeşilova kendi evinde kaybettiği Mausa Türk Gücü. Çok zirvede olan takımlara karşı özellikle çok ciddi puan kayıpları var. Cihangir evet her ne kadar 22 puanda olsa da bugün Cihangir kazansa 25 yapacak. Yani zirve hedefinde olacak neredeyse. Dolayısıyla da çok zor, önemli bir deplasmandan. Her ne kadar tabii ki Michel'in eksikliği hissedilmiş olsa da ben Doğan Türk Birliği'nin çok önemli bir 3 puanı kazandığını düşünüyorum ama Cihangir'de tabii ki her halükarda bir problem, bu lig, ciddi problem lig çözecekler. Hedefi, lig hedefi yani şampiyonluk hedefi aslında çok da puan fazla puan yani, farkı yok. Cihangir için. 7 puanlık bir fark vardı devre arasında. Ama şu an hem Michel'in gidişi hem birebir rakibinize karşı kaybetmeniz. Cihangir bugün şampiyonluk defterini kapattı. Eğer Luka gelmezse, kayıp, aynı fikirde. Luka gelmezse kupa defterini de kapattı. Play out sıkıntısı içerisinde olabilir. Ben inanmıyorum olacağım. Olabilir. Play out oynayabilir. Luka büyük güç. Hücum hattı biraz tecrübesiz oyuncularla kalmış durumda. Selçuk'tur, Nurettin'dir. Tayettin biraz daha geri oynuyor. Yani ben Luka dönmezse
hücumsal anlamda sıkıntı yaşarlar. Çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bugünkü maça Luka'nın krizi yansıdığını düşünüyorum. Cihangir adına büyük kayıp, Doğan adına inanılmaz bir viraj, inanılmaz bir dönemeç. Ters gelen bir deplasmandı. Çok evet, zaman. Ters gelen de bir takım. Güzel bir galibiyet aldılar. Maç sonrası yaşananlar hiç hoş değil. Hele de bunu Caner Hoca gibi, Toygar Hoca gibi, Bayar Başkan gibi bu ülkede gerçekten örnek kişilikleriyle savunduğumuz isimlerin bu diyalogları yaşaması ve sonrasında radyoda sen onu söylediydin, sen bu küfür ettiydin, sen bunu yaptıydın, senin adamlığındı, benim parmak arkamıydı gibi konuşmalar pek yakışık olmadı. İşte bir anlık gerginlik, bir anlık üzüntü yansıdı maç sonuna. Doğan çok önemli bir galibiyet aldı. Zirve adına çok önemli bir virajı geçtiğini düşünüyorum. Transfer yapmadı devre arası. Eldeki kadrosunu tuttu, korudu. Aynı şekilde Cihangir, Erol Aksunları kadrosuna kattı. Bugün oynadı mı, forma giydi mi bilmiyorum ama. Erol oynadı. Oynadı. İlk 11'de mi? Evet. Yani bence çok önemli bir kazançtır aslında. Büyük bir transfer gibi. Açıkçası Erol iyi bir adam. Kendi adım gördüğüm kadarıyla da sağ bek oynadı. Yerine oturdu. Evet, yani. Savunma. Evet. Önemli bir hamle. İşte Luka'yı bulup döndürürler mi onu bilemem ama Cihangir Luka'sız ikinci devrede büyük sıkıntı yaşar. Yani alternatifi kadroda Michali'nin yok. Ben öyle görüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Ya alternatifi var. Yok değil yani. Orada Musa'yı oynatır. Ali Öztürk'ü sağ açığa gor. Da Luka kalitesinde yok. Tamam işte golcü anlamında ciddi bir yok. Yani oraya dolduramayacak. Yani Luka bu ülkenin en iyi 5 yabancısından biri. Bu sezonun da Felix'le birlikte evet. En formda oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Evet. İlk 5 hafta 4 hafta Cihangir'e kazandırdığı puanlar ortada. Attığı gol sayısı, attığı takımın asistler %80'iydi. Ortada. Ve bir de takıma yansıması çok önemli. Yani Lukalı Cihangir'le Lukasız Cihangir'in konsantresi yani, başka olur. Takım arkadaşları sağ içerisinde ne hissediyor? Hani ne de olsa Luka var, belki güvendeyim. Belki maç başladıktan sonra unutur ama maça kadar etkilediği kesin. Aynen. Evet. Geçelim tartışmalara. İnanç cüzdeliğini düşürür. 3 tane tartışmalımız var, onun üzerine yorumlayalım. İlk tartışmalımız gelsin lütfen. Aldı Bili, güzel bir pas, transfer için bayrak havada. Top ağlardı ancak bayrak havada. Bil vurdu kafayı. Bili önünü aldı. Bili güzel bir pas, transfer için topa, topa vururken tam durdurabilir miyiz lütfen? Tam topa vurduğu anda durursa yok. Biraz daha geri. Geri yapalım. Gelelim. Evet, burada biraz daha ileri gidelim. Tam topa dokandığı anda duralım. Gelsin. Tamam. Burada sanki Tansel offside gibi değil gibi duruyor bana. Ben offside görmüyorum. Ama tuhafıma giden Erol en soldaki. Evet, sağ bek. Evet, en solda. Bu ekranda en soldaki, yani sağ bek olan. Golden sonraki direkt elini kaldırıp offside istemesi, Doğanlı futbolcunun itiraz etmemesi ilginç ama şu an gözüken tablo offside değil gibi gözüküyor. Oynat. Nurettin'in vücudu sanki önde. Aynen. Evet, öyle gözüküyor ama tabii bak Erol'a bak. Erol direkt. Erol çok çizgide aslında. Bak bu çizgide görüyor Erol. Belki bu açıdan bizim göremediğimiz. Offside değil gibi evet, gördüm bizim ben. Göremediğimizi. Belki İlginç. O... Yani buradan gözüken offside değil. Nazar değdi mi hakemlere? Biraz önce dedin konuşma. Bilemem. Yani burada suçlayamam ben. Offside tabii biraz. Buna bir şey diyemem. Evet. Kamera oradan olsa da net görsek söylerim. Ama bu pozisyonda ben hakemi suçlamam yani. Ama buradan gözüken temiz bir gol gibi. Evet. Geçelim diğer pozisyona. Yine bir Doğan hata. Bu tartışma. Evet. Hocam tam seninlik bir pozisyon. Yani burada ilk anda önemli. İlk anda zaten faul verdi Osman Özpaşa. Yani Taner'in yaptığı harekete faul verdi ama başını alabilir miyiz pozisyonun tekrardan? Devamında Bilimiçer'in hareketine de sarı kart verdi.
Bakın burada çekme var sanki. Topsuz alanda. Sol el ama sonrasında bir direkt kırmızı. Bilye. Evet. Evet, aynı fikirdeyim. 3 hafta önce, 5 hafta önce, 7 hafta önce 3 tane video bulayım size. Aynı pozisyonlarda direkt kırmızı verdiniz. Tamam, faulden sonraki bu foul, kısım. Bence tamam, foul doğru karar. Foul doğru karar. Tamam, nedir? Bilye'nin istediği nedir? Faulu vermediler mi? Evet. Ama zaten o an bilim içeri bakmıyor. Faul verildi mi verilmedi mi görmedi belki tamam. De farkında değil. Devamında burada itiyor. Taner'in bir itişi var mı? Tamam peki? Olsun. Olsun yani. Doğru. Devam et. Yani bu an devam et. Burada şey. Sen şimdi direkt yüzüne vurup evet. itiyorsun adamı. Bana itti demesinler. Sert şiddetli. İtme değil, hayır, darttır bu. Aynen, darttır. Aynen öyle. Sen buna nasıl sarı kart verin Osman Hoca? Bu kırmızı. Nasıl sarı? Kaçıncı dakika bu? İşte gol dakikası. Maç 1-1. 85. Gol dakikası. Bu pozisyon gol oldu zaten. Bu pozisyon gol oldu. Evet. Evet. Kenan'ın frikiği. Bu pozisyon. Ama yani faul faul. Ona bir şey diyeceğimiz yok. Faul bence doğru karar ama kırmızı. Burada sarı kart görmüş. Bilim ben de. Aydın. Evet. Biri milim içeride sarı kart gösterdi. Ama bence de kırmızı kart. Çünkü direkt buradan bir kez daha izlediğimizde görebiliyoruz yüzüne. Bence evet. Kırmızı. Darma. Diğer pozisyonu görelim. Sanıyorum offside itirazı. Taban sarı kart burada. Maçı bitirdi. Sarı kart. Offside yok arkadan çıkmış Ali Savaşan. Topu kramponu basıyor galeci. Sarı direkt kart. Taban. Bu sarı kart. Sarı kart bakalım. Burada kart yok. Kart vermemiş. Belki de 15 gün o çocuk yoktur eğer şeye geldiyse. Kaval kemiği, bileği. Halil Turan. Tendona. Ayak üstüne. Yani bilek evet. Tarak kemiğine. Tarak kemiğine. Bu pozisyonda aynen. Halil Turan'dır zannediyorsam. Halil Turan'a benziyor. Tamam. Sarısı var. Bu burada sarı gördüğü anda ikinci sarı kırmızı kart olması Halil gerekiyor. Turan kırmızı kart. Bili kırmızı kart. Haftaya Doğan kiminle oynuyor? Taner'in itmesine de bence bir sarı. Haftaya Doğan kiminle Hamit oynuyor? Köy geliyor. Hamit Köy geliyor. Bugünkü maça sonucuna tesir etmedi. Gelecek haftaki maçın sonucuna tesir etti Osman Özkan. Halil Turan'ın 90. dakikada sarı kart gördüğü bilgileri var. Belki de bu pozisyon sonrasında görmüştü. Yok, daha önceden gördüğü, şu an aldık, bilgiyi aldım. Öncesinde olduğu söyleniyor. Yani bu kırmızıya bile gider ha. Direkt kırmızıya bile gider bu yani. Ha çok ağırdır sarı. Sarı kesin. Net yani, kartsız değil yani. Evet. Halil Turan'ın... Evet, geçelim o bir maça. Yani çok vaktimiz yok. Eklemek istediğin var mı yok, bu maçla yok. İlgili? Doğan'ın istikrar... Doğan önemli bir galibiyet aldı. Yarını bekleyecek. İstikrarı var mı göreceğiz. Yani Doğan'ın zaten en büyük sıkıntısı o. İstikrarı varsa göreceğiz. Ama iyi bir moral, iyi bir başlangıç. Önemli bir deplasmandan çok kritik 3 puan. Cihangir şampiyonluk olayını kapattı. Evet. Kaya Miroğlu var mı eklemek istediğin bir cümle? Doğan Türk Birliği şampiyonluğa oynaması lazım. Yani az önce Meride Aslanacak Yeşilova için söylediğimizi. Aynen işte o motivasyonu da yakaladılar. Bence şampiyonluğa oynaması gerekir. Yani bu noktadan sonra aşağıya düşmemesi gerekir. Yani o da bir garip olur eğer öyle bir durum olursa. Evet. Peki gecenin son maçına geçeceğiz. Göçmenköy'ün konuğu Girnalkevi'ydi. Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynandı karşılaşma. Bir birlik eşitlikle sona erdi. Hep birlikte izliyoruz. Arkaya da versin. Karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Mehmet Volkan Çelik yardımcılıklarını yapıyor. İkinci devrenin ilk mücadelesi ve ev sahibi Göçmenköy'ün vuruşuyla karşılaşma başlayacak. Burak Sarıkaya devre arası transferi Göçmenköy'ün ve karşılaşma başlıyor. İlk atak Göçmenköy'den gelişiyor. Mevlüt topla buluşuyor. Mevlüt geriye, içeriye yapılan orta. Seken top, penaltı beklentisi var. Oynayın diyor maçın hakemi Serhan Şimşek. Bir başka atak yine sol taraftan gelişiyor. Ceza sahasına yapılan orta. Silla'yı aşıyor. Sert bir vuruş o noktada Cemal'dan. Kaleci Feyyaz iki hamlede topa sahip oluyor. Serbest vuruş kullanıyor Göçmenköy takımı. Direkt kaleye üstten asfaltla top dışarıya gidiyor. İlk bölümler Göçmenköy atakları devam ediyor. Gol arıyor Hüseyin Sadıklar. Cemal'ın içeri ortası Silla. Bir dokunuş o noktada top dışarıya gidiyor. Sağ taraftan Silla ile gelişen atak. Cemal Yaşınses Silla atağa destek veriyor. Silla vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. İlk yarıda etkili Göçmenköy. Sol taraftan gelişen bir başka atak. Ceza sahasına yapılan orta. O noktada hareketlenen Burak
topu oynanan içerisinde kontrol ediyor ama pozisyonunu kaybediyor. Ve sonrasında da Serhan Şimşek'in çalan düdüğüyle 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Girne Alkevi takımı başlıyor. Köşe vuruşu paslaşarak kullanılıyor. İçeriye yapılan orta savunma kaleci top dışarıya gidiyor. Serbest vuruşu Bekir kullanıyor. Direkt kaleye top üst dağlara çarpıp dışarıya gidiyor. İkinci yarıda da etkili Göçmenköy. Mevlüt'ün ortası savunma karşılıyor. Ceza sahasında gol pozisyonu vuruş savunmaya çarpıyor dışarıya gidiyor. Cemal Yaşılses geriye bırakıyor. Burak yapılan hareket maçın hakemi Serhan Şimşek penaltı noktasını gösteriyor. 53. dakika topun gerisinde Bekir Yıldız. Kaleci Feyyaz kalesinde dikkatli Bekir topu ağlara gönderiyor. Dakika 53 izliyorsunuz. Kaleciyi ve topu farklı köşelere gönderiyor. Ve Göçmenköy beklediği istediği gol Bekir'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçiyor. Bir başka atak Girne Alkevi beraberlik arıyor. Şık bir rövaş atağı kaleci Ali Duvarcı mükemmel çıkarıyor. Atak devam ediyor. Bu kez penaltı beklentisi Girne Alkevi futbolcularında. Maçın hakemi Serhan Şimşek. İtirazlar var. Ama köşe vuruşunu gösteriyor maçın hakemi Serhan Şimşek. Köşe vuruşuyla oyun başlayacak. 1-0'lık Göçmenköy üstünlüğü var. Yenilenmiş kadrosu Girne Alkevi'nin. Serbest vuruş. Sert bir vuruş top dışarıya gidiyor. Ali'nin vuruşundan sonuç gelmiyor. Ceza sahası ön çizgisinde bir türlü uzaklaşmayan top Bekir'in önünde kalıyor. Silla Bekir vuruyor kaleci. O noktada Feyyaz açılan top atak devam ediyor. Bekir vuruyor. Feyyaz'da kalan bir başka top oluyor ve sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Ender gelişen Girne Alkevi ataklarından bir tanesi. Ceza sahasına yapılan orta Ali Duvarcı boşta kalan topu ağlara gönderen İbrahim oluyor. İzliyorsunuz ceza sahasına yapılan orta Halil'den. Ali Duvarcı açılan top iyi takip eden tek vuruş yapan İbrahim. 70. dakikada Girne Alkevi'nin beraberlik golünü kazandırıyor. Göçmenköy kazanmak istiyor. Arda'yla gelişen atak ikinci yarıda oyunda sert bir vuruş, kötü bir vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Maçta son bölümler birbirlik eşitlik var. İki takım da dengeyi bozmak istiyor. Direkt kaleye gönderilen top kaleci Ali Duvarcı iki hamlede topa sahip oluyor. Gelişen sağ taraftan Göçmenköy atağı. Bekir rakibinden şık hareketle sıyrıldı. Bekir yerde kaldı. Açılan top penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek. Oyunu durduruyor. Dışarıda olduğu yönünde yardımcı hakeme bakıyor. Hüseyin Özaşı'ya itirazlar var o noktada. Ama dışarıda olduğunu belirtiyor maçın hakemi Serhan Şimşek. Serbest vuruşta oyun başlayacak. Bekir topun gerisinde ceza sahası hareketli. İçeri orta Feyyaz boşta kalan top Halil topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Göçmenköy. Savunma karşılıyor. Atağı tazelemek istiyor Göçmenköy takımı Bekir. Açılan top bu pozisyonda faul olduğu yönde yapılan hareket var bu pozisyonun içerisinde. Hüseyin Sadıklar sarı kart görüyor bu pozisyonda. Rakibine yaptığı hareket sonrasında oyunu çabuk başlatma düşüncesi var Göçmenköy'de. Saha içerisinde yakın temas Ali Hüseyin Sadıklar. Sonrasında başlayan oyun gözler maçın hakemi Serhan Şimşek'te gelişen atak Silla ceza sahasında içeriye bırakıyor. Bekir dönerek vuruşunda çizgi üzerinden savunma uzaklaştırıyor. Serbest vuruşla oyun başlayacak. Girne Alkevi bir birlik eşitlik var. Ceza sahasına doğru gönderilen top savunma karşılıyor ve sonrasında Serhan Şimşek'in çalan düdüğüyle 90 dakika bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Evet, bir birlik eşitlik aslında. Göçmenköy maçın favorisi gibi duruyordu ancak Girne Alkevi geldi, puanı aldı, gitti Lefkoşa'dan. Hemen tartışmalılara ekrana getirelim. Üzerine konuşacağız. Hasan Topaloğlu, başlayalım senden. Tartışmalıları bir kısa kısa değerlendirelim. Tabii. Ona göre çok kısa da değerlendirme yaparız çok zaten. Çok da vaktimiz yok. Az önce Göçmenköy için bir şeyler söylemiştim. Tamamlarım sözlerimi. Burada bir penaltı beklentisi. Bence devam kararı doğru. Bir daha izleyelim. Soldan gelen bir orta. El kapalı 19 numaranın. Evet, Alpay sanıyorum. Yok, oynat. Devam hiç etsin. Oyalanma. Oynat, hızlı oynat bırak. Hızlı oynat. Kapalı. El kapalı. Devam. Doğru karar o zaman. Bence doğru. Evet, geçtik diğerine.
Burak Yerde penaltı. Penaltı doğru. Doğru karar. Burada da zaten. Sağ ayak bileğine Burak'ın evet. Kontrolsüz direkt penaltı. Alpay doğru. Burada. Serkan Hoca yakın doğru karar. Evet geçelim onu da. Yakın bir daha göreyim. Bu penaltı penaltısı var. Bir burada. Daha görelim. Bir daha görelim. İtirazı değil. Başını alalım pozisyonun. Penaltı değil. El kapalı el göğüste. İçe doğru. Evet, içe doğru kapalı yer. Bence devam. De değil. Geçtik diğerini. Serkan Hoca inşallah diğer iki kararda da doğru çıkan ve formda başlayan ikinci devreye. Burada Cemal rakibinin serildi. Sert bir müdahale. Doğru karar. Faulu verdi. Kart verdi mi? Kart vermediyse hata yaptı. Arkadan müdahale sarı kart. Sondaki... Faul doğru karar sarı kart da vermesi lazım. Bakalım hemen sarı kart. Yani 89. dakika. Arda Öner, Mehmet Yıldız, Ali Zafer Rüşlü. Ali Rüşlü. Verdi. Evet. Sarı 89. Kart doğru karar. 4'te 4 Serkan Hoca. Son pozisyonumuzda gelsin ekranlara lütfen. Burada Hüseyin Sadıklar yerde kaldı. Samet'in müdahalesiyle. Evet, biraz önce Billy için konuştuğumuz aynısı mı hocam? Hüseyin hep yapıyor bunları. Yani şimdi buna ne gerek var? Sarı kart görmüş Hüseyin Sadıklar ama 83'te. Ya buna ne gerek var şimdi? Yani Allah'a sığınma Hüseyin. Gerçekten. Yani hiç gereksiz. Atakta olan kendi takımı serbest vuruş. Ki sarı kartı da vardı. Evet. Hüseyin, demek ki 83'te daha önce görmüş. Evet. Kimin? Hüseyin Sadıklar'ın. Sarı kartı var. Bu son dakikada olan. Yani buna kart vermedi mi? Bence kartı bunda yedi. Bu dakikası kaç bunun? Bu 83. Burada, dakikada burada, kart görülüyoruz Hüseyin Sadıklar'ın. Burada bak kart çıkıyor el cebinden hemen. Evet, tamam burada doğru. 83. dakikadır bu demek. Sarı kart doğru mu? Yani bak demin ki mesela... az öncekinde direkt yüze yumruk evet. vardı. Burada göğüsten tutup yere evet. atma var. Yok bu sarı kart bence doğru. Ama yapmaması lazım Hüseyin'in bunları yani gerçekten yapmaması lazım. İlk ya. Maçınız üstelik. Sinirlerinde bazen evet. hakim İlk olamaz. Maç, yeni neyse. Formayla. Serkan Hoca'yı kutluyorum. İyi bir başlangıç. 5'te 5 doğru karar. Yani bu kadar tartışmalıdan doğru kararına çıkartmış olmaz. Evet Necmi toparlayalım da bitirelim diyorsun yani kısacası. Çok az vaktimiz var. Yani Girne'lik evini kutluyorum. Başkentten az önce Bafül Kürdü dedin ya bir puan artıdır. O artı değildi. Girne'lik evinin bu artı. Evet tabii zor bir deplasman doğrudur. Ben de katılıyorum. Ali Hoca'yı kutluyorum ilk maçında. Bu genç çocukları bu mücadeleyi koyan arkadaşları kutluyorum. Göçmenköy adına da bana göre tam bir hayal kırıklığı. Aynen. Yani zaten iyi bir kadrosu var. Silla gibi, Burak gibi, Sadıklar gibi size sponsorunuz veya başkanınız, Göçmenköy Başkanı yönetimi neyse katkı sağlamış bu önemli transferleri de yapmışsınız. Golden Tulip'te 5 gün 6 gün kamp yapmışsınız. Bu adamlar daha dün toplandı mahalleden geldiler. Genç takımdan çıkma. Mücadele ettiler. Oradan gelme evet. ve mücadele edip buradan bir puan alıp gidiyor. Siz de iki puan bırakıyorsunuz ve hatta şampiyonluğu bırakıyorsunuz. Çünkü hafta boyunca ben bir 15 gündür duyuyorum bunu. Bizim için kupa. Bizim için kupa. Ben katılmıyorum. İşte Girne hakemini yenmesek de yensek de önemli değil. İşte ya olur durun ya şey? Demin de söyledim ya. 23 puanın var liderinde 29 puanı var. Senin kadronun çok mu kötü yani? Şampiyonla oynayan takımlardan ya da şampiyonlu olacak takımdan. Kimlerin şampiyon olduğunu çok gördük bu liglerde. Havaya kala paran var mı? Var. Var. Sponsorun var mı? Var. Saha. İyi bir başkanın var mı? Var. Var. Yönetimin var mı? Var. Var. Daha ne istiyorum? Tesisin var mı? Var. Kadron iyi mi? İyi. Çalışan bir teknik heyetin var mı? Var. Taraftarın var mı? Az. Nedir istediğin yani şampiyonluğunda? O da olur. Yani sıkıntı yok. Kampa gitmemiş, transfer yapmamış, eldeki yıldızları vermiş, genç takımla sahaya çıkmış takım. Gelip senden Lefkoşa'dan 2 puan alıyor ya. Çünkü senin kafan başka yerde. Ve tekrar söylüyorum Kaya. Bir gün Allah nasip ederse böyle Süper Lig'de şampiyonla oynayan bir takımda antrenörlük, teknik İnşallah. Adamlık. Bak İnşallah. Bir gün nasip ederse ısrarla kupada yoluma devam etmek isteyeceğim. Birinden birini seçmeyeceğim. Bozuluyor abi. Gerçekten bozuyor. Evet. Bak örnek de verdim az önce. Göçmenköy bu hafta Binatlı'da gidip kazandı ya da kaybetti. Hiç önemli değil. 9 Şubat'ta da Dumlupınar'a elendi bana söylene yapacak. Tatile çıkacak. Hedefsiz.
Sponsoru ya da başkanı ya da bilmem neyi bir daha o maça gelir mi? Bir daha Göçmenköy'ün yanından geçer mi? Soğuyacaklar. Soğur abi o kopan. Oyuncular bunun bilincinde olması lazım. Yönetim, takım, teknik heyet. Herkes. Aynen herkes. Öyle. Yani bir stratejik planlar çizerken doğru stratejik planlar çizmen lazım. Sahaya 11 sürerken daha dikkatli olman lazım. Hamleni yaparken ben izlemedim. Yorum yapmak istemiyorum Özgü Hoca. Hatalıydı, doğruydu, yanlışıydı. Ama 15 gündür duyduklarımın üzerinden eleştiriyorum Özgü Hoca'yı ve takımdaki futbolcuların düşüncesini. Eğer onlar da aynı düşüncedeyse sen bu lüksün yok. Benim ligde zaten şampiyon olma ihtimalim yok. Yok öyle bir şey. Yok. Bırakmaması gerekiyor. Böyle bir şey yok ya. Aynı fikirdeyim. Evet. Göçmenköy, Girinalkevi maçından ilgili düşünce. Aynen katılıyorum. Yani bir şey yok ya. Ve yabancı tercihi de yanlış Göçmenköy'ün. Bunu da söyleyeyim. Yani Silla'nın yerine daha iyi, ona. Daha golcü, Bekir gibi bir golcü en azından. O tarz bir golcü alınabilirdi. Veya bir kanat futbolcusu alınırdı. Daha farklı bir formasyon yapılırdı ucum hattında. Silla'nın çok fazla bir şey kattığını ben düşünmüyorum. İleriki haftalarda göreceğiz ben ama. Ben eleştirmiyorum. Neden eleştirmiyorum? Yabancı getiren var mı yurt dışından? Devre arası. Ya da sezon başı. Hote geldi bir. Yani yabancı. Var mı? Hemen hemen yok. Çünkü zamanın yok Kaya. Geldi 10 gün karantinaya giriyor. Senin hazırlık dönemin... Sıkıntı evet. Senin hazırlık dönemin devre arasında 20 gün. 10 gün karantinaya girdi. Çıktı, denedin, tutmadı, gitti. Bayağı Kumlu Pınar yaptı. Evet. 40 bin lira oldu bir uçak bileti. Evet. Bak, 40 bin TL. Evet, o yüzden doğru. Kimse bu riske girmiyor. Doğru. Senin devre arası kaçan alabileceğin bir adam var. O da Kandi. O da zaten mühürü önceden almış mesareye. Başka biri yok. Yani Göçmenköy şu anda getirebileceği hiçbir oyuncu yoktu. Aslında getirmişti bir oyuncu ama. O tutmadı. Da... Evet. Sonra o kaçtı. Ama yani Silla kötü mü? Geçen sene Gönye'de çok işler yaptı Silla. Geçen sene. Bu yani sene yapmam. Bir önceki sene. Hocam yani ben çok yanlış bulmuyorum. En azından ilk devrede 10 kişi oynuyordu. Hayır, daha iyisi gelebilirdi demek bak, istiyorum. Bak ilk devrede 10 kişi oynuyordu. Olsaydı. Şimdi en azından 11 kişi oynuyor. Hasan eğer... Lükman gerçekten boştu yani. Sıfır. Sıfır. Ama zaten bu zihniyet değişmesi lazım Göçmenköy'de. Bak az önce söyledim. Zihniyet değişmesi lazım. Göreceğiz bakalım. Evet. Yani sen lig düşüp de birincilikle şampiyonluk hedefi koymayacaksın. Sen böyle bir sponsor bulmuşken, sen böyle bir güç bulmuşken, sen böyle bir kadro bulmuşken şampiyonluğu kovalayacaksın. Evet. Kaybedersen de amenna derim ben sana. Ne kadar yukarıda bitirirsen. Kesinlikle. O kadar artacak. Kesinlikle. Evet. Sen 8'de ne yiyeceksin? Maosa Türk gücünden döneceksin. Lig başlayacak. Girinalkevi'ne 2 puan bırakacaksın. Da bana kupada şampiyonluktan bahsedecek. Güleller. Evet, son 2 dakikamız kaldı. Hemen yarının programını aktaralım. Ve programın başında bahsettin aslında. Dedin ki tahmin yapmak istemiyorum ama tahminlerinizde alacağım yarınki maçlar hakkında. Ya şimdi bu şampiyonla oynayan bütün takımlar Mausa'ya gidiyor. Evet. Mausa'nın çok büyük bir avantajı aynen var. Fiksir avantajı. Kadrosu evet. Yerli olarak tüm takımlardan iyi noktada. Sakatlar iyileşiyor. Huzur var. Evet. Maddi sorun yok. Vatani görevini aynen. Bitiren oyuncular var. Vatani görevini bitirip 3 tane transfer o şekilde evet. Gelmiş var. Motivasyon. Dünya markası bir pote gelmiş. O ne yapar ne konusu. Eder bilemem ama tekrara geliyorum. Yarın zaten sahada 10 kişi oynayan bir Mausa vardı. Evet, Kossi 10 gol atabilir. Ben golde değilim. Ben hazırlık döneminde beraber programda bile söyledim. Kossi Metegen'in futbolcusu değil diye. Evet. Hani niye almadı kendini bir tane kulüp? Evet, niye almadı? 5000 dolar kulüp istiyor. 4000 dolar evet. Kendi istiyor. 2000 dolar menajer istiyor. Kimse girmedi. Ya şey. Doğru evet. Şey Gomis'i getiriyoruz. Batefamı Gomis bilmem nerede. Çünkü nasıl olsa bizim gruplarda dünce parası var ya. Evet. Yarın Türk Ocağı Gönyeli karşılaşması. Hamit Köy Binatlı, Lefke Mesarya, Yonpaş Dumlu Pınar, Maso Türk Gücü derbisi. Benim, Türk Ocağı yani Gönyeli. Benim maçım yarın olmasa ben derbiye gitmem, Lefke'ye giderim. Lefke Mesarya. Müthiş bir maç. Ya, o da güzel maç. Müthiş. Yani. Ben, evet. Şimdi Maso derbisi var. Derbi en iyi maç olacak. Hayır ben de aynı fikirdeyim. Yani Türk Ocağı Gönyeli maçı da belki çok zor hocam, geçer. Hocam Mesarya Lefke ama maçı. Lefke İki Mesarya... takımdan birinin... Yani bugün konuştuklarımız tamam gibi hedefini belirleyecek. Evet. Ocak Gönyeli. Bir cümle. Ocak sonuç. Sürpriz yapabilir. Ben Gönyeli sürpriz yapabilir diyorum. Ben de Türk yani, Ocağı diyorum. Ama Ocak beraberlik sürpriz yapabilir. Sanki beraberliğe daha yakın bir maç. Hamit Köy Binatlı. Yani kritik kırılma maçlarından biri. Beraberlik. Binatlı bak, eğer, Binatlı eğer play-out'ta Hamit Köy'ü ocağının içinde ateşine yakın hissettirmek istiyorsa puan alması lazım. Evet. Galip gelmesi lazım.
Hamit Köy koparıp tokadı vurup ben buradan kaçıyorum ne istersen yapın evet, demesi evet, gerekiyor. Ama gel gör ki ligin son maçında Girnalık evine 2 puan bırakan bir Hamit Köy var. Evet, ben Hamit Köy diyorum. Lefke Mesarya. Yorum yok. Beraberlik. Bakayım, güzel buna, maç. Buna da beraberlik dedi. Yani, güzel maç. Ben Lefke diyorum. Yonpaş, Sunlu Pınar, Mausa Türk Gücü. Benim favorim Mausa. Aynen. Şu an artıda olan Mausa Türk Gücü. Ben de Mausa ama Türk Gücü. Ama derbi işte aynı şehrin iki takımı. İlk maç için neler konuşmuştuk. Evet, ama orada, ama kazan, orada kazanan. Durum... Burada daha farklı. Burada Metegen'in gerçekten böyle bir adım daha önde bu olduğunu söylüyoruz. Bu arada Josef'e de ulaştım az önce. Bir arkadaş vasıtasıyla yazıştık. Yazışmalar bana geldi. Geri dönmeyecekmiş. Evet. O zaman Türk Ocağı'nın göz aydın diyelim. Mesarya'dan alacağı varmış beyefendinin. Artık bu ülkeden usanmış. Tamam da Türk Ocağı'ndan Türk Ocağı'nın suçu ne? Öyle miydi? Ne aldın evet, parayla gittin? Evet. Yazık. Maalesef. Evet, teşekkür yani ediyorum. Programın konuyu... başında A arkasını doldurduğum bir kelime vardı. Aynen iade ediyorum. Evet. Bu konuyu devamlı gene konuşacağız yani. Önümüze çıkacak maalesef. Necmi de bugün hiç aksamadı. 90 dakikayı çıkardı. Sakatlık yok, bir şey yok. Yok, tamam. Forumda. Çok teşekkür ederim. Evet. Hafta içerisinde de inşallah yeniden buralardayız. Tabii. Önümüzdeki hafta da buralardayız. Evet, futbol zamanının bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle yayın masasındaki montaj arkadaşlarımız, yayın masasındaki tüm arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız, hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.